İkinci saat dilimine başlıyoruz. İlk bölümde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yüksek faizli ülkeyi emperyalist sisteme mahkum etmeyeceğiz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan faize teslim olmayacağız. Kimse bizden faizi yükseltmemizi beklemesin diyerek bir anlamda ekonomi programındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sayın Hocam, Sayın Gökçe, tabii siz makro verilere, ekonomik verilere pek takılmam ama ben siyaset bilimciyim diyorsunuz. Şimdi yaklaşık 12 ay sonra o da en uzun ihtimalle bir seçim bekliyor ülkeyi. Ve vatandaş aslında biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha somut, daha kararlı ve daha net adımlar mı bekliyor? Ya da şöyle de sorabilir miyiz soruyu? Bugün açıklananlar yeterli olacak gibi görünüyor mu? Sinem Hanım, şimdi bugün açıklananlar yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek. Başka zaman da kalmadı. Yani başka tedbir i̇şte almak onu diyorum için de. Ben de zaman kalmadı. Evet, evet, zaman kalmadı. Yani mevcut tedbirlerin bir şekilde etkisi olacak, olumlu ya da olumsuz. Ama dediğimiz gibi seçimlere kadar zaman kalmadı. Dolayısıyla en iyisini almak isteyip düşünmüşlerdir diyorum vatandaş olarak. Ancak şunu da söylemekte bir sakınca görmüyorum. Türkiye, biraz önce Sayın Komutanım da belirttiği gibi aslında bu ekonomik çöküşe 1980'lerden itibaren geldi. Yani bugün neoliberal politikalara dönüşe 24 Ocak kararlarında Sayın rahmetli Turgut Özal getirip ekonomi başına oturtuldu. Ancak 24 Ocak kararlarının uygulanmaması sebebiyle bir de ihtilal gördük. Yani 1980 darbesinin sebeplerinden bir tanesi 24 Ocak kararlarını uygulatabilmekti mevcut hükümetlere. Ve bunu uygulatabilmek için de rahmetli Turgut Özal iş başına getirildi daha sonrasında. İlk yapılan seçimlerde de işte neoliberal politikalara dönmek isteyen, vahşi kapitalizmi uygulamak isteyen Batı, Türkiye'de de bunun aktörünü başa getirdi ve bugüne kadar geldik. Sanayileşme oldu. Daha önceki devlet kontrolündeki ya da devlet destekli sanayileşme, ağır sanayiler, bunların hepsi satıldı. Bunların bir kere uzun vadede satılmasının uzun vadede olumsuz etkilerini gördük. Yani bu açık ve net. Bugün Rusya'da olsun, bir başka yerde olsun, yani işte ya da emperyalist ülkeler bazı ülkelere sanayi ihraç ederken ya da teknoloji ihraç ederken kendi ülkelerinde bazı temel sanayi kollarını yine kendi ülkelerinde devletlerin kontrolünde bir şekilde tutuyorlar. Özellikle ağır sanayi konularında. Türkiye bu konuda çok büyük hatalar yaptı geçmişten bugüne kadar ve bugün de bunun işte pandemi olsun, adına pandemi diyoruz ya da Rusya-Ukrayna savaşı diyoruz. Böyle bir olumsuz etkisini yaşıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu tedbirler dediğim gibi bir şekilde bir etki gösterecek. Buna biz de bütün vatandaşlar gibi oturup seyrediyoruz. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Nihai karar verici makamda oturan kendisi ve bu konuda da işte defaatle Merkez Bankası değişti sürekli olarak. İşte Maliye Bakanları değişti. Bir çare arayışı var. Ama artık bu çare arayışında sonuna geldik. Yani siyaseten sonuna geldik. Şöyle, seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla bugün alınacağınız kararlar 3 ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra etkisini gösterecek. İlk kriz patladığında geçen sene Ekim ayında, işte yani ilk o doların yükseldiğinde Nisan ayında enflasyon düşecek şeklinde, evet, açıklamalar vardı. Sonra yaz Nisan'ı ayları işaret edildi. Evet, evet, Nisan'ı geçtik, Haziran'a geldik. Yine artıyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri sürekli değişiyor. Bu da işte ekonominin de aslında pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Bunun için de siyasi irade mutlaka farklı argümanlarda, farklı politikalar izleyerek bir tedbir almaya çalışıyordur. Yani bütün dünyadaki üretime dayalı ekonomilerin bugün çıkmazını görüyoruz. Türkiye'de de yeterince aslında bölge var, arazi var, tahıl ekecek ya da işte tahıl krizi. Bugün Ukrayna'da 40 milyon ton tahıl bekliyor. Ukrayna bunu nasıl üretiyor? Geniş arazileri var. Türkiye'nin de geniş arazisi var. Sulama imkanları var.
Devlet bunlara destek vermesi lazım. Ama tabii buradaki girdiler çok önemli. İşte mazot olsun, diğer şeyler. Onlar çok pahalı olunca. Yine işte biraz önce diğer konuşmacılarımıza belirtmiş olduğu gibi bu üretilen malın vatandaşa ulaştırmasındaki aracılar çok olunca veya da çeşitli şekillerde bunlar farklı şekillerde tüketiciye ulaşıyorsa bütün bunlarda da işte birkaç aracılı yöntemle bunlar da maliyeti bindiriyor ve biz de tüketici olarak da hem tüketici enflasyonu hem maliyet enflasyonu artarak böyle geliyoruz ve bir türlü düşmüyor. Ancak bir de şu var, şu da önemli, mutlaka bazı büyük zincir marketlerini kontrol altına alması gerekiyor. Yani bu konuda da ben özellikle bunu belirtiyorum. Ama bu da yetmiyor. Bugün faizler düşürüldü işte 0.99'a. Ertesi gün bir baktık ki herkes sahibinden.com'da fiyatları artırdı ya da yazmış olduğu ilanları sildi. Bunu çok açık ve net şekilde hepimiz yaşadık. Hepimiz yaşadık. Evet, peki maalesef. bunu yapan da zincir marketler mi? Değil, normal vatandaş. O zaman şunu söyleyebiliriz Sinem Hanım. Yani siyasette erdemden bahsediyoruz. Aristo'dan bugüne kadar. İşte Platon'u siyasette erdemli kişiden bahsederken aslında erdemli vatandaş anlamında, erdemli kişi anlamında. %100 katılıyorum size. Evet, bunu toplumdaki tüm bireylerin bu konu duyarlı olması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Yani sadece siyasette erdem değil, ekonomide erdem, ikili ilişkilerde erdem. Yani bu oldukça önemli. Biraz da biz vatandaş olarak da kendi davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ekonomi başlığındaki son sözü de Sayın Cömert'e verelim. Toparlayınız efendim ekonomi başlığını. Buyurun hadi bakalım. Tabii çok toparlayacak konumda değilim ama birkaç sözcük var. Başlığı toparlayın dedim. Ekonomiyi toparlayın demedim. ama sayın hocamın tabii uyarısı çok önemli. Erdemli olma. Tabii. Vatandaşın da erdemli olması. Ama ne olur haksızlık yapmıyorum. Yani bu tedarikçiden de marketçiden de falan kaynaklanmıyor. Yani ben o 24 Ocak dönemini sayın komutanımız konuklar hatırlar dedi. Ben o dönemde yoktum dünyada. Çocukluk dönemimde de Özal dönemine denk geldi. Bir şey hatırlıyorum. Çocukluğumda zamlardan şikayet ediyor ailem sürekli ve Özal'a evde kötü sözler söyleniyor. Ben de 4-5 yaşında bir çocuğum ve Özal'ı savunuyorum neyse. Televizyonda sevimli bir adam olarak gördüğümde bir gün bakkalın elinde fiyat makinesiyle rakamları arttırdığını görmüşüm. Ve eve koşarak gelmişim. Baba zamları Özal yapmıyormuş, bakkal yapıyormuş diye. Yani benim bu çocuklarımdaki safiyet ne kadar anlamsızsa şu anda bu işte şeyler yapıyor, fırsatçılar yapıyor, stokçular yapıyor, patatesi, domatesi saklıyorlar falan. İşte sahibinden.com'da ilanları arttırdılar ama ben de ev satmaya çalışıyordum. İşte satamıyordun, 10 katı yükseltemiyorsun. Yani sonuç itibariyle buna cevaz veren bir ekonomi olmazsa vatandaş istediğinde rakamı koysun, satıcı bulamıyor. Ama sen şey yaparsan böyle inşaat sektörünü finanse etmek için ve oradaki likidite sorununu çözmek için önlemler geliştirirsen tabii bu şey fiyatları yükseltecektir. Vatandaşlar da burada konutlarını daha da yüksek satmak isteyeceklerdir. Şimdi nokta şuraya dayanıyor. Yani dünyada bir kriz var, doğru. Vatandaşta fırsatçılık var, esnafta fırsatçılık var, doğru ama hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi acaba hiç mi kabahat yok şu anda bu ülke yönetenlerin? Oraya bence vurgu yapmak lazım. Dünyada da bir hata var. Bakın dünyada üretime ayrılan, bir yerde okumuştum bu rakamın, şimdi güncel halini bilmiyorum ama üretime ayrılan her bir dolara karşılık 78 dolar spekülatif sermaye hareketlerinde dolaşıyor. Yani dünya üretimden korkmuş. Kapitalist ülkeler o Fordist üretim tarzından post Fordist'e geçtiler. Ondan da vazgeçtiler. Şimdi mal, hizmet üretime satımından değil, finansal hareketlerden şey bekliyorlar, yarar bekliyorlar. Türkiye'de de zaten şöyle özetlersek, evet, Türkiye'de 2001 yılında bir iktidar vardı. Hemen çok hızlı söyleyeceğim. Bu iktidar Kıbrıs ve Irak konusunda emperyalizme karşı tavır aldı. Ve 2001 krizi adı budur. 8,5 milyar dolar yurt dışına çıktı. Biz o dönemde konjonktürel bir likidite krizi yaşadık. Ve sıcak para iktidarı, işte Kemal Derviş ekonomisi, Ali Babacan ekonomisi bir yere kadar geldi. Dış borç, özelleştirmeler, artık bunun bir sonu gelecekti. Yani bu erdemsiz vatandaştan ya da Ukrayna'daki krizden
olmasaydı da bu borçlanma sıcak paraya dayalı üretimden kopan ekonominin bir sonu gelecekti, bir sonu yaşıyoruz. Siyasi yansıması ne olur? Çok enteresan bir şey. Ben bunu çok merak ediyorum. İktidar neye güveniyor? Yani bu kadar insanlar alım gücü düşmüş, bu kadar hayat pahalılığı var. Kriz üstüne kriz yaşıyoruz. Ama iktidar oyunu kaybetmiyor. O da şey diyor zaten özet olarak Tayyip Erdoğan, böyle muhalefet dostlar başına diyor. Yani. O muhalefet böyle olduktan sonra hala HDP ile PKK ile vesaire planlar yapıp Biden'la iktidara gireceğim çalışması yaptıkları sürece bu iktidarda ekonomik önlemler alma konusunda bu kadar da aceleci olmaz. Çünkü iktidarının devam edeceğini biliyor, maalesef biliyor. Önündeki onları uzatılan anketler iktidar oy kaybederken muhalefetin de oy kazanamadığını gösteriyor. Yani şöyle mi o zaman bu başlığı kapatayım, şu soruyla mı kapatayım, size yöneltmiş olayım soruyu. Muhalefet o kadar yetersiz ve tırnak içinde başarısız ki iktidar çok da ekonomiyi düzeltmek için yine tırnak içinde zorlamıyor. Kesinlikle böyle. Bunu da şöyle sembolleştirebilirim. Meral Akşener bir esnaf gezisi yaparken bir vatandaşımız çok az bir maaş aldığını söyledi. Bu bana yeter dedi. Yeter ki siz PKK ile işbirliği yapmayın dedi. Aslında o vatandaşın çağrısı, o vatandaşın bakışı her şeyi özetliyor. Yani bu millet ekonomiyi tamam çok önemser, aç kalmak, işsiz kalmak çok zor şeyler ama siz binlerce yıldır devlet geleneği olan insanlardan bahsediyorsunuz. Yani bulgur çorbası içip savaşmış bir ecdattan bahsediyorsunuz. O yüzden onlar ekonomiyi böyle temel mesele görmezler diye düşünüyorum. Politik peki, derdikler. Çok kısa bir şey ekleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi Katar gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da Abu Dhabi'de, Dubai'de böyle yerlerde gezdiğinizde 50-100 katlı gökdelenler görürsünüz. İçinde kimse yaşamaz. Hayalet gökdelenlerdir onlar. Hani dendi ya inşaatı finanse etmek diye. O amaçla yapılmıştır. İnşaatı finanse etmek amacıyla, müteahhitleri finanse etmek amacıyla yapılmıştır. Oraya kondurulmuştur. Maalesef bizde de tüm kamu harcamaları demiyorum ama mesela böyle hayalet havalimanları oldu. Ve bunlara milyonlarca dolar, milyonlarca yolcu garantili euro, hazine garantisi ödüyoruz. Tek bir uçak inmiyor. Bugün haber çıktı 183 maaş veriliyor. Tek uçak inmeyen havaalanı için. Şimdi bunlar toplum vicdanını yaralıyor. Ve bunları yapanlara her tür devlet desteği veriliyor. Her tür kamu bankası desteği veriliyor. Ama vatandaşa hiçbir destek verilmiyor. Vatandaşın durumu bu kadar vahimken. Korkunç kamu harcamaları yapılıyor. Ama kamuda itibardan tasarruf olmaz demişti. Ama bu yani bu artık kabul edilebilir bir şey değil. Bu noktada kabul edilebilir bir uygulama değil. Bunun da önüne geçilmesi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu başlığı kapatıyoruz efendim. Yine Sayın Cumhurbaşkanı dün çok önemli bir açıklama yaptı. Biraz daha iç siyasete yavaş yavaş geçelim istiyorum. AK Parti malumunuz Cuma günü Kızılcahamam'da tüm ekibiyle Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında önderliğinde tüm bakanlar, milletvekilleri, genel başkanlar, genel başkan yardımcıları, parti sözcüleri Kızılcahamam'da toplandılar ve bir kampa girdiler. Kapanış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ekonomi de vardı, Suriye'ye düzenlenecek 5. sınır ötesi harekat da vardı. Her şey vardı ama özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri vardı ki böyle bir alıntı yaptık ve o bölümü biraz tartışmaya açmak istedik. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'nin başındaki zat ve çevresinde oturanlar birer kukladan ibarettir. Biz onların ağababalarına karşı mücadele veriyoruz. Bu yeni bir kavga değil. Biz 20 yıldır bu kavgayı veriyoruz. Bizim yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur. Bunlar, ne yazmışım buraya, kendi yazımı da okuyamıyorum ne kadar enter. Bunlar birer aparat dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Kılıçdaroğlu da Maltepe'de düzenlenen Avrupa Birliği Yeni Dönem ve Türkiye isimli bir forumda konuştu. 9 maddelik bir bildiri yayınladı Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği Yeni Dönem ve Türkiye konulu forumda. Ve özellikle terörle mücadele yasasının uluslararası hukuk normlarına getirilmesi gerektiğini
vurguladı. Biraz bu iki konuyu hem iç içe hem ayrıştırarak konuşmak istiyorum. Sayın Pekin, sizinle başlamak istiyorum. Son zamanlarda Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yapıyor. Biz bunların aparatlarının ağababalarına karşı mücadele veriyoruz. Masada, masanın yanındakiler ve masanın altındakiler birer aparattır, kukladır. Biz onların ağababalarına karşı mücadele ediyoruz, etmeye devam ediyoruz, savaş veriyoruz dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Neyin üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylemiş olabilir size göre? Yani bu sözler tabii siyasetçilerin söyleyebilecekler. Siyasetçiler bunu söylüyor. Dünyanın her yerinde söylüyor. Eğer seçim az bir süre kalmışsa çok daha fazlasını söyler ve daha çok daha fazlasını da göreceğiz. Bu sözleri niye söylüyor diye şey yaptığımız zaman son dönemde özellikle bu güvenlik politikalarıyla ilgili olarak muhalefetin bir takım şeyleri var. İtirazları var şeylere. Onun için söylüyor. Bunlardan bir kısmı işte harekatla ilgili, harekatla ilgili. Onlardan bir kısmı şeyle ilgili, yapılan faaliyetlerle ilgili, ilişkilerle ilgili. Rusya'yla yapılan, Ukrayna'yla yapılan ilişkiler var. Birlikte yürütülen ilişkiler var. Onlarla ilgili. Zaman zaman şeyle ilgili, Kürt siyasetiyle ilgili sorunlar var. İşte başta bir şey var. Cezaevinde gönderdiği konular var. Altılı masa konusu var. Altılı masada görüşülen konular var. İşte biz gelirsek şunu yapacağız, bunu yapacağız gibilerden. İşte parlamenter gelişmiş parlamenter sistemi koyacağız diye. Bütün bunlar oralardan kaynaklanıyor. Yani güvenlik sorunundan, diğer konulardan söylediği şey, ağababaları tanıdığı lafı, yani şunu demeye çalışıyorlar belki, açıkça söylüyorlar zaten. Amerika'nın güdümüyle hareket ediyorlar, İngiltere'nin güdümüyle hareket ediyorlar ya da diğer ülkelerin güdümüyle hareket ediyorlar. Onlar ne derse onu söylüyor. Böyle bir şey var, böyle bir hava var Türkiye'de. Herkes birbirini şöyle tutuyor. Başka bir yurt dışından ya da ülke dışından birilerinin idare ettiğini ya da onun yönlendirdiğini tutuyor. Bu konularda işte hem Sayın bir takım sözleri var. Kılıçdaroğlu'nun sözleri var. Sonra Kılıçdaroğlu'nun partisinde CHP'de bir takım sözlerin ya da bir takım müşavirlerin, danışmanların sözleri var. Mesela Dışişleri Bakanlığı'ndaki dışişleri sözcüsü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin danışmanı. Onun söylediği laflar var çeşitli konularla ilgili. Bunlar tabii hepsi bir şekilde giriyor. Avrupa Birliği ile ilgili konular var. Bu iki ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi konusunda Türkiye'nin bir dostu var. Ona karşı yapılan bir takım sözler var. Şeyle ilgili şimdiye kadar Yunanistan'la ilgili sorunlar var. Yunanistan'la ilgili sorunlarla ilgili bazılarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafının işte ya bu konu üzerine çok fazla gitmeyin, iyi geçirelim vesaire falan bir takım sözler. Bunların hepsini toparlıyor işte ve bunları dışarıdan birileri tarafından güdümlendiğini ve bunları öyle söylediklerini. Bunları ağabeylerle görüşmeleri mi kastediyor olabilir Sayın Cumhurbaşkanı? O da var. Yani o da var. Elçilerle görüşmeleri de kastediyor. Yani İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi'yle görüşmesi var. Ondan sonra yemek daveti var. Ondan sonra onun bir takım sözleri var. Arkasından da sanırım gezileri var Karadeniz gezisi var. Yine bu en son yazılan bir şey vardı. Altılı pasta toplantısından sonra Büyükelçiye redakte ettirildiği iddiası. O deklarasyonun bir büyükelçi tarafından düzeltildiği konusu var. Tüm bunlar yani her şey toparlanıyor sonuçta. Siyasetçiler bu konuda kendilerine oy getirmek, karşı tarafı aşağılamak için her türlü lafı söylüyorlar. Zaman zaman da şu söyleniyor. Yani
Yani bu siyaset hiç bu kadar ayağa düşmemiş. Yani bu kadar çok seviyesiz yapılmamış gibi bir takım laflar söyleniyor. Ama ben bakıyorum yani dünya nerede? Yani bu bir gelişim. Yani nasıl gelişim? Bilişim gelişti. Farklı şeyler gelişti. İnsanları ancak bu şekilde ikna edebiliyorsunuz. Öyle söyleyelim. Türkiye'de yanlış giden bir sürü şey var tabii. Yani onu da ilave etmek lazım belki. Bütün bunlar karşılıklı hakarete vuruyor. Ben hep şunu söyleyeyim. Geçen bir televizyon yine toplantıda bir şeyde televizyon şeyinde programında tartışma programında yine bunu söyledim. Yani gerçekten çok ağır laflar söylüyor. İnsanlar birbirinin hainlikle suçluyor. Gerçekten çok kötü laflar söyleniyor. Şimdi seçimden sonra işte başka ilaveler de var. Bunlara bu seçim verilmez. Sandıkta çıksalar bile bunlar şu olur. Öbürküler diyor ki bir sandıktan çıksak bile bize bunlar şey vermeyecek. Ne derler ondan sonra? İktidar vermeyecek. Vermeyecekler. Yani yönetimi devretmeyecekler, bırakmayacaklar gibi. Bakın bunların hepsi seçime kadar birikti. Seçimden sonra bir farklı bir ortam çıktı. Diyelim ki muhalefet kazandı. Diyelim ki iktidar kazandı. Bu Türkiye'de bir kavga neden oluyor. Bunu söyledim geçen bazıları, ya Türkiye'de böyle şeyler olmaz. Türkiye'nin 1000 yıllık, yani pardon, 2500 yıllık devlet şeyi var. Tecrübesi var. Kadim devlet tecrübesi var. Dolayısıyla bizim vatandaşımız devlet dediği zaman, biraz evvel arkadaşım söylediği gibi, devlet dediği zaman akan sular durur. Yeter ki devletimiz olsun. Biz bulgur da yeriz ya da sabahleyin üzüm boşafı içeriz, öyle şeye gideriz. Muharebeye gideriz. Yani böyle bir anlayış da vardır ama her şey değişiyor. Bakın her şey değişiyor. Gençlerimizin algıları değişiyor. Ahlak anlayışları değişiyor. Diğer konular değişiyor. Onlar sorguluyorlar her şeyi. Ellerinde şu bilişsel olaylar var. Telefondu, bilgisayardı, şuydu, buydu. Buradan her şeyi, kutsal kitaplar dahil her şeyi sorguluyorlar. Ne doğrudur, ne yanlıştır. Bu niye buraya girmiş? Bazı konuları izah edemiyorlar kendilerine. Bize soruyorlar. Yani diyor ki işte bu burada diyor ama burada başka bir şey söylüyor. Bu nasıl böyle bir şey olabilir falan diye. Herkes çok büyük bir şey var. Böyle bir sorgulama var. Ondan sonra da işte diyorlar ki gençler deizme gidiyor falan. Gitmelerin nedeni bu. Cevap bulamadıkları konularda ya da farklı cevap buldukları, inanmadıkları konularda onlara şey, yani ahlaklı toplum olmak için, ahlaklı toplum olmak için bir daha söyleyeyim, herhalde dini bütün olmak gerekmiyor. Dini bütün insanların ahlaklı olmaları da söz konusu, çünkü onları da görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin çok iyi düşünmesi lazım. Yani hem Gençler Başkanlığı'nın hem devleti yönetenlerin bu konularda çok hassas olması lazım. Yoksa gençliği kaybedebiliriz. Büyük bir bölümü kaybedebiliriz. Çünkü insanlar gerçekten sorguluyorlar. Gerçekten. Yani sadece şeyde değil. Yani köydeki genç de sorguluyor. Diğer tarafta genç de sorguluyor. Hepsi sorguluyor. Bu konuda toplum mühendisliği yapmak istemiyorum ama yani toplum mühendisliği yapmak zor bir konu. Bunu denediler 1980'de. Daha evvel de denediler. Ondan sonra herkes ağzını yüzüne bulaştırdı. Toplum mühendisliğini. İşte, daha ben söyledim. Göç konusunda mesela. Bugün yine bir tartışmada yine söyledim. Göç konusunda. Yani şimdi oradaki Güneydoğu'da 91'de şey yapıyorsun, çatışma yapıyorsun. Orada PKK'yla. O PKK'ya yardım eden köyler diye tutuyorsun. Onları boşaltıyorsun. O boşalttığın köyler nereye gidecek, nasıl gidecekler? Herkes Mersin'de, İstanbul'da, Adana'da akrabaların yanlarına geliyor. Şimdi oralarda gettolar oluşmuş. Şimdi diyorsun ki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani sorunu çözerken başlangıçtan düşünmemiz lazım. Çok sayıda çözeceğimiz sorun var. Çok sayıda uğraşacağımız konu var. Ama önce insan. Eğer insanımızı düzgün yetiştirmezsek, doğru yetiştirmezsek, insanımızı üretici yetiştirmezsek, insanımızı bir meslek sahibi olarak yetiştirmezsek o zaman bu devleti ileri götüremeyiz. Yani hepimiz zarar ederiz diye değerlendiriyorum. Ama asıl malzememiz bizim insan. İnsan olursa devlet de olur. Devlet de kurulur. Hükümet de kurulur. Her şey olur.
sorunları da halledersin. Peki, teşekkür ama insanınız ediyorum. Olmazsa, eğitimli, güçlü, inanmış insanınız olmazsa o zaman yani atalarımızın kurduğu, böyle kanla kurduğu bu devleti veririz. Aynen Endülüs'te olduğu gibi. Bakın Endülüs'te en son kalan sanırım dördüncü veya beşinci Muhammed olması lazım. Ağlıyor. Devlet teslim anlaşmasından sonra ayrılacaklar. İspanyollara teslim edecekler. Annesi diyor ki oğlum diyor zamanında diyor şey yapacağına şimdi bilmem ne gibi alacağına zamanında diyor bunu düşünseydin diyor. Savaşsaydın. İyi eğitseydin diyor. Yani son çare ağlamak bir şey ifade etmiyor. Ağlamadan evvel çatışmak lazım, çarpışmak lazım. İnançlı insan, inançlı bir nesil yetiştirmek lazım. Ahlaklı bir nesil, erdemli bir nesil yetiştirmek lazım. Onun için ben bu yapılanlara bir daha bakmamız lazım. Yani altın nesil adı altında yanlış işler yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. FETÖ'yle beraber yapıldı. Nasıl neye uğradığını gördük. Bundan sonra da çok dikkat etmesi lazım. Yani kolay değil. Bir toplumu dönüştürmek, bir toplumu bir yere kanalize etmek her baba yiğidin yapacağı iş değil. Atatürk bir defa yapmış. Çok zor. Peki. Çok zor. Çok yanlış şeyler verebilirsiniz. O süreç sonunda çok yanlış bir toplum ortaya çıkabilir. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Teşekkür ediyorum Sayın Pekin. Sayın Cevriz, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu ve buna benzer bir cümlede bir gün önce de kurmuştu. Şu vurguyu yapıyor. Altılı Masa, Sayın Kılıçdaroğlu ve avanesi diyerek ve yanındakiler diyerek, masadakiler, masanın altındakiler diyerek de zaten kimi kastettiğini hepimiz anlıyoruz. Dış güçlerin kontrolünde ve etkisinde ve tesirinde ve onlar tarafından bir kukla gibi yönetildiklerini söyleyerek bir şey işaret etmeye çalışıyor. Neyi işaret etmeye çalışıyor? Neyi göstermeye çalışıyor? Sayın Cumhurbaşkanı 6 artı 1 diyor zaten. HDP'yi altındakiler kastediyor. Derken HDP'yi mi kastediyor? Evet, HDP'yi aslında 6 artı 1 demeye de gerek yok. Yedili masa. Yani açıkça zaten ittifaklarını ortaya koyuyorlar. Şimdi ben bunu daha önce de ifade etmiştim. CHP'nin dönüştürüldüğü noktaya bakarsak, özellikle CHP üzerinden konuşuyoruz ki altılı masanın en büyüğü olduğu için ve ana muhalefet olduğu için. Bakın, meslektaşım biraz önce güzel bir şey söyledi. Yani CHP hiçbir şekilde iktidara gelmek istemiyor. Çok açıkça ortada. Çünkü o kadar toplumun sinir uçlarıyla oynuyor ki, o kadar açıkça oynuyor ki. Ve şu ekonomik durumda bile oyu azalıyor. Oyu yani... Azalıyor mu, yükselmiyor mu? Oyu azalıyor. Azalıyor CHP'nin mu? Oyu Paketlere azalıyor baktınız. Son dönemde. Evet, azalıyor. Kılıçdaroğlu'nun oyunda bazı oynamalar oluyor ya da şeylerin adaylarının oyunda. Ama CHP'nin oyu azalıyor, İYİ Parti'ye oy kaptırıyor. CHP'nin durumuna baktığımız zaman CHP'de Kürtçüler var. Yani PKK'cılar var. Ermeniciler var. Radikal sol, marjinal sol var. Ama Atatürk yok. Atatürk'ü sildi attı CHP'den Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bunu bilinçli olarak, programlı olarak yaptı. Mayıs 2010'da Sayın Kılıçdaroğlu gelirken zaten bu program oluşturulmuştu. Bu program da aşama aşama geldi ve CHP'yi bu hale getirdi. Altı oku CHP'den sildi ve yepyeni bir yeni CHP olarak karşımıza çıkardı. Bunda Canan Kaftancıoğlu'nun da rolü büyük oldu. Aynı zamanda kurmayları, çeşitli kurmayları var. Şimdi hepsini isim saymak istemiyorum. CHP'nin vitrinine bunlar çıktı. Vatansever isimler pasifize oldu. Yani çok açıkça görülmüyor mu zaten bunun belli bir sistem çerçevesinde yapıldığı? Kılıçdaroğlu gidiyor diyor ki Avrupa Birliği'ne, biraz önce bahsettiniz, Avrupa Birliği görevlilerine terörle mücadele yasasını revize edeceğim. Yani uluslararası hukuk normları. Ne bir hazır hukukçu bulmuşken sorayım. Uluslararası hukuk normları ne demek? Uluslararası hukuk bizim normlarını ben burada anlatırsam içinden çıkamayız. Uluslararası bizim, şöyle. Bir dakika. Yani bizim hukukumuzu ben yumuşak... 3713 sayılı bizim terörle mücadele yasamız değil mi? Doğru mu söyledim? Uluslararası hukuk normlarına uygun değil mi? Uluslararası hukuk, uluslararası evrensel yasalar vardır. Evrensel yasalara uymak
tabii ki onlarla uyumlu olmak önemlidir. Ama her ülkenin de kendi iş dinamikleri vardır. Biz bu yasaları iktisap ederken ceza yasasını İtalya'dan almışız mesela. Hı. Ceza yasasını İtalya'dan almışız ama kendi kurallarımıza göre uygulamışız. Değil mi? Kendi sosyolojik gerçeğimiz var. Bizim jeopolitik bir konumumuz var. Hı hı. Biz 84 yılından beri bizim toprak bütünlüğümüz tehlike altında. Çok ciddi bir tehlike altında. 84 yılından beri adeta düzenli bir ordu gibi hareket eden bir terör örgütü, kanlı bir terör örgütü bize karşı operasyon yapıyor, bize karşı saldırıyor. Şehirlerimizde, sınırlarımızda her dört bir yandan saldırıyor. Böyle bir ülkenin ceza yasası, terörle mücadelesi İsveç'le, Finlandiya'yla, İsviçre'yle, İngiltere'yle bir olabilir mi? Ki onların da uygulamalarını ama AB'nin de bizden istedikleri talepleri oldu herhalde değil mi terörle bakın, mücadele yasasıyla? Bakın biz Avrupa Birliği macerasına başlamışız. Bizim Avrupa Birliği maceramızı Nizami Cedid'e kadar yapabilirsiniz 3. Selim'e kadar. Nizami Cedid olmuş, sonra 1856'da Fransa Anlaşması olmuş, o ardından 1963'te Ankara Anlaşması olmuş, Lüksemburg Zirvesi olmuş, Helsinki Zirvesi olmuş. Biz sürekli yapmışız da yapmışız. Maastricht kriterleri demişler, Kopenhag kriterleri demişler, demişler. E bize ne vermişler? Ya bizim çırağımız olamayacak Doğu Avrupa ülkeleri tam üye olmuş. Biz hala Avrupa Birliği kapısında üyelik yolunda kriterleri yerine getiremiyoruz. Bunlar hikaye. Avrupa Birliği bizi tam üye olarak kabul etmeyecek. Biz tamam bu çerçevede mesela ekonomik konularda Avrupa Birliği üyelik yolunun bize kazandırdığı şeyler oldu. Bunu kimse kriterler anlamında, kabul edilen kriterler anlamında, yapılan çalışmalar anlamında onları bir kazanım olarak görebiliriz. Onun dışında Avrupa Birliği hiçbir sözünü yerine getirmedi bize bugüne kadar. Hep bizden aldı. Hep bizden taviz almaya çalıştı. Bakın biz... NATO gibi. NATO da biz. Bize hiçbir şey vermiyor. Biz NATO'nun üyesiyiz günün sonunda. NATO üyesiyiz de yani. NATO üyesiyiz. NATO faydasını mı görüyoruz, zararını mı görüyoruz evet, tartışılır yani. O tartışılır tabii. Avrupa Birliği ve son 10 yılda bakın çok önemli. Uluslararası örgütlerin işlevi, önemi ve gücü azaldı. Hatta %90 oranında azaldı diyebiliriz. Brexit neden oldu? Neden oldu? Bunlardan dolayı oldu. Şimdi bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok. Zaten Mustafa Kemal Atatürk zamanında bize kriterleri vermiş. 20'li yıllarda vermiş kriterleri. Bizim ne Maastricht'e ne Kopenhag'a hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Biz o kriterleri adam gibi yerine getirseydik zaten şu an dünyanın sayılı ülkelerinden biri olabilirdik. Tamam, neden o zaman Kılıçdaroğlu uluslararası hukuk kurumu buldusu yapıyor? Kılıçdaroğlu demek ki Avrupa'dan bir şey bu. Ya medet umuyor ya oradan bir desteği var. Bunlardan bir tanesi. Biden'ın ifadesi neydi? Arkadaşlarımız iktidara gelecek Türkiye'de. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız çalışmalar değil. Bakın AK Parti de iktidara gelmeden önce Avrupa Birliği ile ilgili ya da Türkiye'deki mevzuatla ilgili böyle söylemlerde bulunurdu. Ve bunlar çok yanlıştı. Bunun yanlışlığını AK Parti iktidar olduğu süreçte gördü. Bu söylemlerden hareketle o hatalar yapıldı zaten. O barış çözüm süreci adı altında yapılanlar, FETÖ'ye verilen tavizler, hepsi zaten bu hatalardan kaynaklandı. Türkiye bir daha bu hataları kaldıramaz. Buyurun. Şu gerçek ama yani Türkiye'de hemen hemen çok uzun yıllar boyunca içerideki iktidar çekişmesi ya da iktidar olma faaliyetlerine iç politikaya her zaman dışarıdan müdahale edilmiş bir şekilde. Ya içeridekiler kullanılarak, ya Türkiye aleyhine bir takım faaliyetler yaratılarak her seferinde müdahale edilmiş. Gene aynı şeyler oluyor. Şu anda da aynı şeyler oluyor. Daha önce de aynı şeyler oldu. Yani belki bunu şeye kadar götürmek lazım. Yani 47'lere, 48'lere kadar götürmek lazım. Kesinlikle. Şimdi bizim burada muhalefetiyle, iktidarıyla, partileriyle, STK'larıyla ulusal egemenlik bizim kırmızı çizgimiz olmak zorunda. Biz ne hukukumuza, ne iç mevzuatımıza, ne içeride olan olaylara dışarıdakilerin bu şekilde müdahalesine izin vermemeliyiz. Yani bir muhalefet lideri, bir Avrupa Birliği üyesinden, bir Avrupa Birliği görevlisinden böyle bir müdahale gördüğünde, böyle bir söylem gördüğünde de şiddetle karşı çıkmalı. Sen benim işime karışma, benim derdim içeride, benim
dışarıya söyleyecek bir şikayetim yok, dışarıya aktaracak bir şikayetim yok demesi lazım. Sayın Soylu'dan geldi bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. Uluslararası hukuk normlarına dönülmeli terörle mücadelede sözüne en sert tepki Sayın Soylu'dan geldi. Sözünüzü ben uluslararası hukuk normlarını anlatırsam Kılıçdaroğlu herhalde söz söyleyemez. Bakın Fransa'da sadece DAEŞ ile ilgili bir paylaşımı beğenen kişi, beğenmekten bahsediyorum, like'a basıyor ve 5 yıl hapis alıyor. Bakın son dönemde özellikle Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre ceza yasalarında o kadar özellikle bu İslamofobi çerçevesinde o denli revizyonlar yaptılar ki insan haklarıyla alakaları yok. Zaten onların sapkın bir insan hakları anlayışı var. Onların yaşam hakkı sadece kendilerine. Türk insanı ölmüş, Türk insanı da terörist saldırmış, PKK tehdidi altındaymış. Önemi yok. PKK'yı başlarının üstünde taşırlar, finanse ederler. Bütün terör unsurlarını her zaman Türkiye'ye karşı, Türkiye gibi ülkelere karşı finanse edip Türkiye'yi etki altında, kontrol altına almaya çalışırlar. Bu yıllardır artık yani bunu anlatmaya gerek yok. Bunların tek taraflı, problemli, sapkın bir söylemleri var. Bizim Avrupa Birliği ile bu saatten sonra işimiz yok. Biz zaten ulusal egemenlik kırmızı çizgimiz, biz ekonomimizi hızlı adımlarla düzelteceğiz. Ve söylediğim gibi muhalefetiyle, iktidarıyla Sayın Komutanımın bahsettiği bu dış etkilere karşı gelmezsek sürekli problem yaşarız. O yüzden aparatları tabii ki yani bu açıkça ortada değil mi? Çok haklı bir söylem. Peki. Tamamladınız mı? Evet. Sayın Cömert size geleyim. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'na haklı buluyor musunuz aparatlar ve kukla söyleminde? Burada Sayın Cumhurbaşkanı neyi göstermeye çalışıyor? Yani evet Biden'ın söylemini artık ezberledik. Dostlarımızı işte dostlarımızı demedi de muhalefeti destekleyerek bu defa muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı devireceğiz demişti daha önce. Ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilerle, Sayın İmamoğlu'nun, daha doğrusu Millet İttifakı'nın bileşenlerinin sık sık büyükelçilerle bir araya gelmesi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu söylemi söyleten nedir? Cumhurbaşkanı biliyor. Yani bu süreç kendi başından da geçti. Yani kişi kendinden de bilir işi. O da iktidara gelirken böyle bir süreçten geçti. O yüzden nasıl bunların ilişki kurduklarını, o yabancı devletlerin nasıl iktidar senaryoları hazırladığını yaşayarak biliyor. O yüzden Cumhurbaşkanı sözüne katılmıyor. Ben 20 yıldır bu kavgayı veriyorum diyor. Evet bu kavgayı veriyor. Çok da iyi veriyor. Destekliyorum da ama 6 yıldır, 7 yıldır veriyor. Yani o 20 yıllık bir mücadele değil diye düşünüyorum. Evet 6-7 yıldır, yani 2014'ten itibaren diye nitelendirebilirim. Cumhurbaşkanı bunların ağababalarıyla mücadele ediyor. Şimdi burada şey vurgusu çok önemli. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun uluslararası hukuk vurgusu. Çok önemli. Yani burada uluslararası hukuktan kastı meslektaşımın da dediği gibi yasalar, yönergeler, anlaşmalar falan değil ki. Onun ne demek istediğini aslında anlıyoruz. Yani geçenlerde Dicle Toplumsal Araştırmaları Merkezi'nce bir otelde bir şey yapılıyor. Toplantı. Tigris diyalogları. Türkiye'de muhalefet ve CHP'nin tutumu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da burada var. DİTAM Başkanı Mehmet Vural burada açıklıyor. Diyor ki bu yapılan operasyonlar diyor artık terör operasyonu değil. Bu bir halkı ezme operasyonudur diyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu toplantıda konusu CHP olan bu toplantıda buna cevap vermiyor. Susuyor. Yani bunu zımnen onaylamış oluyor. Yani şu anda Türkiye'nin özellikle bu şey konusunda Suriye'deki askeri harekatla ilgili meşru olmadığını, orada kantonlara, Amerikan kantonlarına yapılan müdahalenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Asıl derdi orası. Çünkü HDP'li ittifak sürecinde şeyde tıkanıyorlar. Yani artık HDP'nin PKK'nın derdi şu değil ki, işte Kürtçe eğitim olacak mı, işte ne bileyim bazı özgürlükler verilecek mi, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde tabelalar değişecek mi, değil ki. Adam orada ülke kurmuş. Suriye'nin kuzeyinde artık hepsinin başbakanı olan, yönetimi olan, ordusu olan, vergi toplayan kantonlar, Amerikan desteğiyle kantonlar kurmuş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada bir görev düşüyor. Diyor ki sen bırak Türkiye'deki meseleyi, kendilerince Suriye, tırnak içinde Kürdistan'ında
Ne yapacaksın? Burada tavrın ne? Orada da zaten tezkereye hayır oyu vererek bunu söylüyor. Bizim Birleşmiş Milletler 51. Anlaşması var. Bakın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi var. Açıkça diyor ki bu antlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden herhangi birinin silahlı saldırı hedef olması durumunda kendini meşru müdafaa hakkını engelleyemez diyor. Biz burada bir meşru müdafaa içindeyiz. Biz koca bir örgütle, terör örgütüyle, Amerikan destekli örgütle mücadele ediyoruz. Yaptığımız her şey de uluslararası hukuka uygun. Cumhurbaşkanı da öyle padişah gibi sefer kararı alıp çıkmıyor. Arkasında bir parlamento kararı var. O parlamento kararına dayanarak Türk ordusu hareket ediyor. Yani burada sanki bir hukuksuzluk yapılıyor. Zaten PKK yayın organlarına bakın o operasyonlarda. İşte sivil halk vuruluyor, köyler bombalanıyor, insanlar öldürülüyor. Bir tane bile ortada ceset yok, şu yok, bu yok. Ama böyle bir propaganda yayıyorlar. Türk ordusunun hukuksuz olduğunu, meşru olmadığını yayıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu. PKK açıklamalarıyla bu anlamda örtüşüyor. Yani o nedenle bu bunlarla mücadele, yani Amerika'yla mücadele, emperyalizmle mücadele, PKK'yla mücadele bir yandan da maalesef bunları destekleyen muhalefetle mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Şimdi Türkiye'de çok basit, az önce ekonomik konuştuk. Yani herhangi bir siyasi parti lideri bir siyasi parti kurduğunda biz görüyoruz, isim vermeyeyim ama hemen bir iki oy alıyor. Yani halkın gidecek böyle bir yer aradığını, çıkar umar aradığını gözlemleyebiliyorsunuz. Yani halk yeni partilere, yeni programlara cevaz veriyor. Ama burada zannediyorlar ki bu muhalefette olanlar, Tayyip Erdoğan 2002'de iktidara nasıl geldiyse dünya aynı dünya, ekonomi aynı ekonomi. Biz de o yöntemle iktidara geliriz diyor ama o yöntem zaten tutmadı, olmadı ve Cumhurbaşkanı da bunu vazgeçti bu süreçten. Şimdi burada acemice yapıyorlar ama bu şey. Yani İçişleri Bakanı defaten açıklama yaptı. Sen dedi Alman Büyükelçiliği'yle beraber redakte ettim bunu dedi. Hayır diyemiyor, karşılık veremiyor. Yani ve çok enteresan uluslararası politikada da yani iktidar çok daha milli, çok daha duyarlı Avrupa Birliği karşısında anti-emperyalist politikalar izlerken burada ona destek vermek yerine mesela işte şu Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye çok ciddi uluslararası önemli bir tepki sergilerken bunu desteklemeyerek aslında bulunduğu yeri de bir şey sorabilir miyim? Birazdan Sayın Gökçe'ye de bu soruyu soracağım ama sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Uluslararası hukuk normlarına dönülmeli ya da uluslararası hukuk normları çerçevesinde terörle mücadele edilmeli derken Sayın Kılıçdaroğlu şunu mu diyor yani? Daha naif bir şekilde mi mücadele edelim? Daha yumuşak bir şekilde mi? Daha az mı? Ne? Yani siz ne anlıyorsunuz ya da biz ne anlamalıyız bundan? Ben şunu anlıyorum. Oradaki Amerikan kantonlarını meşru ve hukuki görüyor. Evet. Oraya yapılan bir müdahaleyi, kantonlara yapılan müdahaleyi hukuka aykırı görüyor. Ben bunu anlıyorum. Hı. Naiflik falan değil, müdahale etme diyor. Orada tırnak içinde oluyor ya, özgür halklar toplaşmışlar. İşte yerel Suriye'nin katliamcı liderinden Esed'den de kurtulmuşlar. Orada yerel özerk böyle şeyler çıkmış. Ütopik bölgeler ortaya çıkmış. Buraya ordu müdahale etmesin. Buradaki özgürlükler, buradaki kazanımlar yok edilmesin diyor. Bunu diyor. Başka bir şey demiyor. Yoksa operasyonun mahiyetiyle ilgili şunda bunda değil ki. Orada terör örgütü olarak zaten görmüyor YPG. Yani bunu da bazen ağızlarından da kaçırıyorlar. Yoksa operasyonun naifliği ya da silahlı mücadelelerin ne tarz olacağı değil. Orada bunlar özgürlükçü bir ortam oluştuğunu, o kantonların meşruiyetinin tartışılmaması gerektiğini söylüyorlar. Oraya yapılan müdahaleyi de bu anlamda uluslararası hukuka tırnak içinde kendi hukuklarına aykırı buluyorlar. Peki Sayın Mazlum Kobani Kod adlı teröriste özel olarak teşekkür etti Kılıçdaroğlu'na tezkerede hayır oyu verdiği için. Daha öncekinde. Evet. Sayın Gökçe şimdi size yöneltmiş olayım evet bu soruyu. Sayın Soylu'nun da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemiyle ilgili tepkisi sert oldu. Allah Kılıçdaroğlu ve avanesine fırsat vermesin dedi ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun uluslararası hukuk normlarına da gayet uygun olduğunu söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu talebini? Buyurun efendim. Sinem Hanım şimdi uluslararası hukukta terör ya da terörle mücadele ya da terörle müzakere, bunların anlamlarının tam olarak açıklanması lazım. Buyurun. Ya da terörün tanımını ya da terörizmi, terör ve terörizm arasında oldukça fark var.
ikisi arasındaki anlamına baktığımızda dünyada hem uluslararası anlamda hem de akademik literatürde... Sesi yükseltelim biraz Sayın Gökçe'nin. Biz burada biraz zor duyuyoruz hocamızı. Buyurun hocam. Belli ya da sizden biraz yüksek sesle konuşmanızı rica edelim hocam. Evet. Belli bir tanımı var. Ancak burada önemli olan bu tanım değil. Yani bugün Almanya'da da bunun tanımı aynı. Türkiye'de de tanım. Ama hangi oluşumun terör örgütü olup olmadığını kabul etmek burada önemli. Bugün Nikaragua'da Sandinistalara karşı kontraları siz örgütlerseniz ya da Mozambik'te Frelimo'ya karşı Renamo'yu örgütlerseniz bugün işte diğer çeşitli yerlerde PKK'ya karşı Türkiye'ye karşı da PKK'yı desteklerseniz bunlar olacak iş değil. Dolayısıyla terörün tanımından ziyade terörün hangi grubun, hangi oluşumun terör örgütü olup olmadığını net olarak açıklanması lazım. İşte burada biz yanlış yapıyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına gelince uluslararası normlara göre birkaç örnek vermek istiyorum. Buyurun. İngiltere metrosunda, yıllar önce İngiltere metrosunda bir Brezilyalı öldürüldü. İngiltere Londra Belediye Başkanı, Londra metrosunda Londra Belediye Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Yani o terörist değildi, terörist diye öldürüldü. Şöyle bir açıklama yaptı. Ben dedi aynısı olsa dedi, yani aynı durumda olsam yine aynı emri verirdim dedi. Adam terörist çıkmadı, öldürülen şahıs. İhtimali yine bile Fransa'da, yani onun o kararı almasındaki tabii, etki söylüyorsunuz hocam. Tabii. Şimdi Fransa'da bir dergiye baskın yapıldı. Orada kişiler öldürüldü. Tüm Avrupalı liderler Paris'te yürüyüş yaptı. Bizim şu andaki altılı masada olan dönemin başbakanı da orada yürüdü. Şimdi bakınız, bunlar önemli hususlar. Teröre verilen tepki uluslararası anlamda. Peki Sayın Komutanım da biliyor. Ben de yıllarca Güneydoğu'da 93-96'da en yoğun olduğu dönemde Mardin Komando Taburu'nda çalıştım ve tüm Güneydoğu'da operasyonlar icra ettim. Siz ya da Batı'da görev yaparken gelen şehitleri ailesine bildirirken ne ızdırap çektiğimizi biliyor musunuz? Yani ben bunu onu söyleyenler için konuşuyorum. Bakınız o şehit ailelerinin hissiyatını hissedebiliyor musunuz? Şu anda ben Gaziantep'teyim. Bir haftadır da kilise gidip geliyorum. O soğukta ya, gündüz sıcak, kavurucu sıcak, gece ayazda. Soğuk oluyor değil soğukta, mi hocam? Evet, nöbette bekleyen Mehmetçiğin siz durumunu farkında mısınız? Bütün bu soruları sorduğumuz zaman o zaman terörle mücadelede uluslararası normlara dönelim. Hangi norm? Ülkenize tehdit var. İşte biraz önce iki tane normdan örnek verdim. Londra metrosuna yapılan baskın, Fransa'daki bir dergiye yapılan baskın. Yani bunlar çok basit örnekler. Şimdi yıllarca siz bir tehdit alıyorsunuz, askerleriniz şehit ediliyor ve siz buna sessiz kalamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül'de iki tane kulesine saldırı yapıldı diye terörü 10 bin kilometre ileride bertaraf etmek için bu bölgeye geldi. Bakınız ona da önemli söyleyeceğim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin terörü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisi adı altında girmiş olduğu Afganistan ve Irak'ta oradaki halka zulmetti. Evet bakın terörle mücadeledeki uluslararası normlardan bahsediyoruz. Biz Afganistan'da yapılanları biliyoruz. Irak'ta yapılanları biliyoruz. Oranın kaynaklarını sömürdü. Oradaki insanlara zulmetti. Tecavüzlerde bulundu. Sivilleri öldürdü. Yabancı askerlerle, paralı askerlerle sivilleri katletti. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye'de 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu meşhur strateji, yani ABD'nin 10 bin kilometre ileriden gelip de bu bölgede terörizmi bitirmek amacıyla, bulunduğu yere bertaraf etmek amacıyla uygulamış olduğu bu stratejiyi 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren uygulamaya başladı. Hem Türkiye'nin bu tarihten sonraki uyguladığı stratejide hem de daha öncesinde 90'lı yıllarda uygulamış olduğu terörle mücadelede yapmış olduğu terör mücadelesinde sivillerin kanı yoktur. Bunu altını özellikle çizmek istiyorum. Sivillerin kanı yoktur. Ve Türkiye bugün Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele yapıyorsa, bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisini uyguluyorsa o bölgeyi aynı zamanda da kalkındırıyor, imar ediyor. Bakınız fakülteler açtı.
Türkiye eğitim kuruluşları açtı, fakülte. Meslek okulları açtı. Orada işte sağlık kuruluşları açtı. Oranın emniyetini almak için yerel polisi eğitiyor, jandarmasını eğitiyor. Bunu hangi ülke, Amerika nerede yaptı? Irak'ta yaptı mı? Afganistan'da yaptı mı? Yapmadı. Dolayısıyla hangi uluslararası norm, terörle mücadelede hangi uluslararası normdan bahsediyor? Türkiye terörle mücadelenin insan haklarına dayalı anlamda uluslararası normunu kendisi yazıyor. Bunların doktora tezleri çıkması lazım buradan. Türkiye'nin yapmış olduğu terörle mücadelede. İnsan haklarına dayalı. Amerika demokrasi getireceğiz dediği yerde demokrasi çıkmadı. Afganistan'da şu anda kaos ortamı devam ediyor. Seçim de yapmadı Afganistan. Bugün Irak'ta keza öyle. Nasıl bir ortam var? İstikrarsız bir ortam var. Bugün Türkiye'nin yapacağı operasyonla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Price açıklama yapıyor. İstikrarsızlaştırır Türkiye'yi. Hangi istikrardan bahsediyor Suriye'de? Bu istikrarı kim bozdu? Biz mi bozduk? Siz 10 bin kilometre ileriden geldiniz bozdunuz. Dolayısıyla hangi terörle mücadele, hangi uluslararası norm? Önce bunu açıklasınlar. Başkasının sözüyle, işte dediğim gibi Rand Corporation raporuna, Wooden King Institute'un raporlarına göre hareket edip dışarıdan aldıkları talimatlarla ya da altılı masanın birbirine benzemeyen altı partisinin hangi söylemlerle bunu yapıyorsunuz? Çok ilginç geliyor bana. Dolayısıyla yıllarca terörle mücadele etmiş birisi olarak ve şu anda da sınırda bunları gözlemleyen bir kişi olarak ben bunları açık bir şekilde yadırgıyorum. Yadırgıyorsunuz. Peki hocam. Zaharova şimdi da bugün açıklama yaptı. Kim? Zaharova da Rusya adına oradaki istikrarı bozar bu operasyon. Ha öyle mi? Peki şimdi onu konuşacağız zaten. Olmayan istikrarı. Tamam yani. İkinci aramızı verelim. Birazdan konu başlığımızı değiştireceğiz aranın ardından. Neden? Çünkü eller tetikte, gözler sınırda. Hem Öncü Pınar sınır kapısında hem de diğer noktalarda gerçekten gözümüz kulağımız o noktalara çevrili. Sınır ötesi harekat için 5. kez komut bekliyor Mehmetçik. Peki ne zaman başlayacak? Hangi noktalardan ilerleyecek? Aranın ardından başlıyoruz. Daha doğrusu bu konu başlığına başlıyoruz. Devam ediyoruz aranın ardından. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 15 gün önceki Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada 5. sınır ötesi harekatın sinyallerini vermişti. Toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardındansa Sayın Cumhurbaşkanı harekatla ilgili noktaları, adresleri işaret etmiş ve Manbij'le Tel Rifat'ı terörden temizlenmesi gereken yerler, lokasyonlar olarak belirtmişti. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, güney sınırlarımızı korumada 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge kararımızın yeni bir safhasına geçiyor. Şimdi bölgede eller tetikte, gözler sınırda desek herhalde yanlış olmaz. Hemen şunu da belirtelim ki çarşamba günü yani 8 Haziran'da Ankara'ya ziyarette bulunması beklenen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da ziyaretini bir gün önceye çektiğini, askeri bir heyetle birlikte yarın Ankara'ya geleceğini de bu operasyon öncesinde ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunda tabii konuşmakta fayda var. Sayın Pekin, sizinle başlayalım isterim bu tura. Şimdi belli ki diplomasi trafiği de bir yandan hızlanıyor. Muhtemelen Lavrov geldikten sonra masaya haritalar çıkarılacak ve diplomatik anlamda askeri hamleler son kez belki de gözden geçirilecek. Ne dersiniz? Hangi konular ele alınacak olabilir? Hangi konular öncelenebilir? Askeri harekat için geri sayım sürüyor, hazırlıklar sürüyor. Ne diyorsunuz Sayın Pekin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı bir hedefi vardı. O Suriye ve Irak sınırları boyunca, yani 911 kilometre Suriye sınırı, 278 kilometre galiba Irak sınırı olmak üzere 30 kilometre derinliğinde ve bu sınır uzunluğu boyunca devam edecek olan bir güvenli bölge teşkili vardı. Zaten daha önceden de biliyorsunuz bu biraz evvel yine bahsedildi, kantonlar konusu. Kantonlarla ilgili olarak kantonların birbirleri ispatlandırılması konusu gündemdeyken Türkiye bu koridoru, yani Akdeniz'e uzanan koridoru kırdı. Üç değişik bölgeye harekat yapmak suretiyle
bu koridoru bir defa parçaladı. Kantonları da parçaladı. Dolayısıyla mecburen Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki YPG, PKK, Rakka, Haseki hattının güneyine çekildi. Orada şu anda Amerikalılar tarafından eğitiliyor. Yeteri kadar malzeme falan mevcut. Biz de bu yarım kalan operasyonlarda, çünkü tam bir şeyi tamamlayamadık. Bu güvenlik hattını tamamlayamadık. Birkaç yer açık kaldı. Bunlardan bir tanesi Telifat bölgesiydi. Ki özellikleri ne? Tam da böyle şeylerin birleştiği, bizim birliklerimizin tam ortasında bir yerde. Münbiç mesela, o da öyle. Eğer Telifat ve Münbiç'i bu iş içine katarsak, en azından Fırat'ın batısındaki tamamlanmış olacak. Güvenlik hattı tamamlanmış olacak. Ayrıca Halep'i de kuzeyden kontrol edeceğiz bu sayede. Önemli bir şey olacak. Tabii daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı söylediğine göre Fırat'ın doğusundaki güvenlik hattını devam edeceğiz. Orada da Arnel Arap, yani Kobani bölgesi var ve Kamışlı bölgesi var. Oralar bu işe katılmak suretiyle devam edecek. Ama tabii o ne zaman olur bilemem, ama şu andaki hedef birisi Telifat, birisi de Münbiç bölgesi. Şimdi bu buraları kimi rahatsız ediyor diye sorduğumuzda, herhalde en rahatsız olanlardan bir tanesi, özellikle Fırat'ın batısı için söylüyorum, şeydir. İran'dır. İran'ın hem Halep'ten dolayı rahatsız olması söz konusu, Rusya'nın da rahatsız olması. Ama zaten Sayın Pekin, operasyon Fırat'ın batısına yönelik, yani nokta bir operasyon değil mi? Evet, iki operasyon yapılacak. Yani aynı anda da yapılabilir. Farklı tarihlerde de yapılabilir. Bir tanesi Süleyman Şah'a yapılacak mı? Biraz daha yüksek sesle sorun. Süleyman Şah'a yapılacak mı sizce operasyon, Sayın Pekin? Ya Süleyman Şah'a operasyon yapmaya gerek yok bence şu anda. Yani Süleyman Şah nerede kalıyor? Fırat'ın batısında mı kalıyor? Memlük'ün güneydoğusunda. Güneydoğusunda kalıyor. Belki şu aşamada değil ama daha sonra yapılır. Yani daha sonra şey yapılacak operasyon. Ben Süleyman Şah'a sanmıyorum. Yani o Süleyman Şah'a yapılacak operasyon şey olabilir. O bölgede Aynalarap bölgesi orası. Aynalarap'ın hemen güneyinde herhalde. Değil mi? Oraya ayrı bir operasyon yapmak gerekiyor. Bayağı şeye kadar Aynalarap'la, yani Fırat Nehri'nin Suriye'ye girdiği noktayla arasında Tel Abyad arasında bir bölge var. Doğru. O bölgenin alınması gerekiyor için, orası için. O belki daha sonra yapılabilir. Yani sorun değil. Ama bu aşamada yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani istiyorlarsa birlikler gider oraya alır, ama sadece oraya alınması bir şey ifade etmiyor. Yani orayla birlikte oranın tamamının kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bir de orada Amerikan askerleri var. Amerikalılarla da görüşmek gerekiyor. Ama şu anda yapılan görüşmelere baktığımız zaman Amerikalılar şimdiden itiraz ediyorlar, ama asıl bölge ilgilendiriyor. İran'ı ilgilendiriyor. Rusya'yı ilgilendiriyor. Suriye'yi ilgilendiriyor. Ve Türkiye'yi ilgilendiren bir bölge burası. Dolayısıyla bu harekatın yani önünde çok büyük engel olduğunu sanmıyorum. Sadece belki Rusya'nın birkaç şeyi vardır. Çekincesi olabilir. Halep'e çok yaklaşılmaması konusuyla ilgili. Halep'e gelen Medot Karayolu'nun kontrolüyle ilgili belki bir takım çekinceleri olabilir. Bunlar tabii önceden görüşülmesi gerekiyor. Mesela Suriye güçleriyle savaşılacak mı? Savaşılmayacak mı? Bu konunun Ruslarla görüşülmesi gerekiyor. Şimdi Telifat bölgesine baktığımız zaman hemen Telifat'ın biraz güneyinde Suriye birlikleri var. Yani Türk birliklerinin içerisinde Kama gibi girmiş. Üzerinde Telifat var kuzeyinde. Mesela orada ne olacak? Savaşacak mı? Savaşmayacak mı? Mesela Münbiç'te Münbiç'in kent konseyi var. Savunma sistemi var. Hemen sınırında Münbiç'in tam girişlerinde var. Suriye güçleri var. Onlar nasıl olacak? Türkiye buralara Özgür Suriye Ordusu'nu mu sokacak? Yani Suriye Milli Ordusu'nu mu sokacak? Bu konu bir sorun yaratır mı, yaratmaz mı? Karşı taraf bunları şey olarak görüyor. Özellikle Suriyeliler, Suriye rejimi terörist olarak görüyor. Ne olacak? Yani bu gelip girmeyeceğini, girecekse nereye kadar girecek? Yani Suriye ordusuna yönelik bir faaliyet olacak mı? Çünkü Suriye ordusuna yönelik bir faaliyet
Suriye ordusunun zayıflamasına neden olabilir. Ve o zayıflamayla birlikte bazı bölgelerin DAEŞ olabilir, PKK olabilir ya da İdlib'deki radikal gruplar olabilir. Onların eline geçmesine, onları kontrol etmesine neden olur. Yani o şeyden, istikrardan bahsederken, dengeden bahsederken, istikrar değil mi? Dengeden bahsederken, istikrar yanlış kelime. Dengeden bahsederken bunlara bakmak lazım. Yani bir şey yaparken başka bir şeyi bozmak size daha çok problem yaratabilir. Bütün bunlar Lavrov'la görüşülecek herhalde. Lavrov'la konuşacak. Mesela Fırat'ın batısındaki hava sahası açılacak mı, kapanacak mı? Geçen defa kapatmıştı değil mi? Geçen defa kapatmış. Evet. Şimdi ne olacak? Yani kapatılacak mı, açılacak mı? Peki Türkiye'nin kaygılarını haklı buluyoruz gibi bir açıklama yaptı 2 gün önce. Ya yaptı ama şimdi onlar da bir şey, bakın. Bunu yaptı. Zavrov'u da arkadan çıktı, dedi ki işte gene bazı yerleri, dengeleri bozmasın dedi. Yani onun için bunlar tabii anlaşılabilecek konular. Yani oturulur, konuşulur, anlaşılır konularla ilgili. Türkiye, yani o bölgede Türkiye'ye silahlı güç olarak karşı koyacak çok fazla bir şey yok. Yani Türkiye rahatlıkla oraya uygun istihbarat şeyleri alır. Yani ben şöyle bir şey, mesela bazıları şunu bekliyor. Olabilir mi olmaz mı bilemiyorum ama mesela oradaki telifattakilerin, Memmiş'tekilerin bir şekilde teröristlerin, PKK'lıların Türkiye'ye gelişmiş silahlarla müdahale edebileceğini, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ya da Suriye ordusuna. Bu olabilir mi? Belki de bırakıp kaçacaklar. Ama geçen gün tünelleri gördüm mesela. Bir hafta oldu. Oradan fotoğraf çekmiş bizim insan savaş araçları. Tüneller var. Beton tüneller yapılmış Telifat'ta. Ne kadar etkili olur? O ayrı konu. Yani mesela biz hava kuvvetlerini kullanabilecek miyiz? Zaten kullanırız. İnsan savaş araçlarını kullanırız. Bunlarla ilgili sorunumuz yok. Topları, füzelerimizi kullanırız ama sonuçta uçaklarımızı kullanabilecek miyiz? Onu bilemiyorum. Yani bu biraz şeye bağlı. Tabii şöyle kullanırız. Uçaklarımızda 250 km'ye menzili uzanan şeyler var, füzeler var. O füzelerle yani sınır geçmeden koordinatlara, belirlenen koordinatlara ateş edebiliriz. Yani bu konuda sorunumuz yok diye değerlendiriyorum. Ve ben çok büyük bir mukavemet göreceklerini sanmıyorum. Peki, özür dilerim. Evet, ABD'nin özel kuvvetleri var Membiş'te. Siz onların bir mukavemet göstereceklerini düşünüyor musunuz? Yeni moderatörümüz efendim, takdim edeyim. Yok, yani, Sayın Pekin'e buluşken kafamdakileri sormak istedim. Yani doğru, Amerikalılarım var Membiş'te. Götürdüler özel kuvvetlerini, bildikler. Yani çok fazla yok ama ben onların da orada kalacaklarını sanmıyorum. Yani Türkiye kararlı olursa bu konuyla ilgili, onlar oradan çekeceklerdi. Yani bir şey yok. Onlar için asıl sorun bana göre şeydir. Aynen Arap'tır. Yani Kobani'dir ve Rakka hattının güneyindeki unsurlardır. Biliyorsunuz bu konuda anlaşma da yaptık. Yani sözleşme de yaptık. Önce galiba Rusya'yla, Amerika'yla, sonra Rusya'yla yaptık. Yani, o sözleşmeye göre 30 kilometre derinliğindeki bütün teröristler güneye indirilecekti. Ama indirmediler. Ağır silahları toplanacaktı. Toplamadılar. O zaman Türkiye mecbur ama bunu yaptı. Şimdi harekatın ikinci safhası Fırat'ın batısı. Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusuna... Ama işte Fırat'ın doğusu sorun oluyor zaten ABD'yle, değil mi aramızdaki sayın? Öyle. Asıl kritik orası. Pekin. Evet, yani bu 2019'da imzalanan bir mutabakat var ya ABD'yle. Ya bu net price de herhalde o mutabakat metnine dayanarak mı kaygılıyız, endişeliyiz falan diyor. Yani Fırat'ın doğusu mudur ABD'yi endişelen bu kadar... Ama o mutabakattan doğan hiçbir yükümlülüklerini yerine getirmediler. Tamamında endişe ediyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. ABD o bölgede kurmuş olduğu devletçiğin, yani devletçiye silah verdiği gibi para yardımında da bulunuyor. Ayrıca bir de Suriye'ye yapılan yaptırım faaliyetlerinden de muaf tuttu şeyi, o bölgeyi. Yani o bölgeye iş adamları yatırım yapacaklar. Yani adam orada açık ve net olarak bir devlet kurmaya çalışıyor. Ha, o devlet yaşar mı yani etrafı çevrili yaşamaz. Türkiye isterse o devleti yaşatmaz. Yani bu Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Ama yaşaması için Amerika Birleşik Devletleri işte Akdeniz'de koridor dahil, bağlama dahil bunları yapıyor. O devletin
kuzeydeki unsurlarla birleşmesi lazım. Yani hem İran'dakilerle hem Türkiye'dekilerle ancak o zaman bir şeyler olabilir. Gene de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeteri kadar yardım etmesi lazım. Yoksa taşıma süreci diyelim değil mi? O devletin dönmesi, çarkının dönmesi için daha farklı şeyler lazım. Yani onlarla Türkiye'yi oraya verdikleri silahlarla Türkiye'ye şey yapamazlar. Belki şu, zaman zaman bazılarının aklına şu gelebilir. Ya işte biz şeye eğittik, silah verdik. Sonuçta Ukrayna'ya Rusya taarruz etti. Rusya'yı bir süre durdurdular, geciktirdiler. Peki. Yani böyle bir kafalarında böyle bir şey olabilir. Ama Türkiye elinde sonunda yani o 911 kilometrelik sınırı boyunca, Suriye sınırı boyunca 30 kilometre genişliğindeki bir güvenlik alanını tesis edecek. Bu ettiği zaman bitecek mi, bitmeyecek. Aynı alanı şeyde de Irak'ta da yapması lazım. Hatta Irak'ta bir de şeyi Sincar bölgesini de kontrol etmesi lazım. Oraları kontrol ettikten sonra da elinde sonunda Amerika'nın desteklediği bu devletçikle, devletsel yapıyla mücadele edecek. Onunla karşı karşıya gelecek. Yani 30 kilometrenin altına inecek. Yani şimdi siz ne kadar yaparsanız yapın. 30 kilometre yaptınız. 31. kilometreye geldiler. Tamam, burada bir duralım. Çünkü o 30 kilometreye kadar aldınız. Sonrası ne olacak kısmını ikinci tura bırakalım. Sayın Gökçe, şunu sormak istiyorum. Şimdi Manbij Fırat'ın 30 kilometre batısında, Tel Rifat ise Fırat'ın doğusunda. Zaten Fırat'ın doğusu üzerinden ABD kaygılıyız. Tel Rifat doğusunda değil. Efendim? İkisi de aynı bölgede. Fırat'ın doğusunda değil mi Tel Rifat? Haritayı verebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. İkisi de aynı bölgede. Tamam. Tamam. Şimdi peki Fırat'ın doğusuyla ilgili bir kaygı taşıdığını söylüyor ABD 2019'da imzalanan mutabakat doğrultusunda. Şimdi bu noktaları işaret ediyor Sayın Cumhurbaşkanı da terörden arındırılması için. Şimdi nasıl bir plan öngörüyorsunuz? Eş zamanlı olarak mı ilerler? Ayrı ayrı önce Tel Rifat ya da önce Manbij mi üzerinde, yani bir nokta üzerinden mi başlar? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Gökçe? Sinem Hanım, şimdi Türkiye 2016 yılından itibaren başlatmış olduğu bu operasyonlar serisini, 4 tanesini yaptı. 5.'yi de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde eksik kalan yerler dedi önce, 15 gün önce. Şimdi de iki nokta belirtti. İşte Tel Rifat ve Manbij. Bu ikisi de Fırat'ın batısında yer alıyor. Şimdi Tel Rifat, şimdi bu Türkiye bu operasyonları neden yapıyor? Öncelikle bunu bir müsaadenizle belirtmek istiyorum. İşte Türkiye'nin hem ABD ile hem de Rusya ile mutabakatları var, anlaşmaları var ve bunlar 30'lar kilometre kendi kontrol ettikleri bölgede bu PKK terör örgütünü 30 kilometre güneye çekeceklerdi. Bu her ikisinde de bu mutabakatlara uyulmadığı görüldü ve son dönemlerde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşmeye başladı. Özellikle bu Türkiye'nin Rus-Ukrayna krizinden dolayı artan önemine binaen bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri destekli. Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamamasından dolayı işte Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki yönlendirmesiyle PKK son dönemlerde bu saldırılarını artırdı ve güvenlik tehdidi iyice ortaya çıktı. Şimdi ikinci bir sebep ise Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 1 milyon mülteciyi bu bölgede barındıracağız. Şimdi güvenli bölgelerde. Şu andaki güvenli bölgelerde bazıları yetebilir ya da yetmeyebilir. Bunun tartışması değiliz. Ancak mesela Tel Rifat bölgesi Türkiye'nin Afrin, Çobanpey, Cerablus gibi, Erbap gibi güvenli bölgelerine tehdit oluşturuyor. Yine Manbij, Cerablus, Erbap'a, Çobanpey'e tehdit oluşturuyor. Tüm bunlara baktığımızda Tel Rifat ve Manbij'in mutlaka güvenli hale getirilmesi lazım. Mutlaka kontrol edilir hale gelmesi lazım. Dolayısıyla öncelik bunlara verildi. Fırat'ın batısına. Şimdi bunlar hangisine öncelik yapılır? Tel Rifat'a mı önce gelir? Manbij'e mi önce gelir? Onu şu anda bizim bilmemiz mümkün değil. Ama dediğimiz gibi mutlaka harekat planlarında bunlar yer almıştır. Orada komuta kademesinin vereceği karardır. Ve şunu da belirtmek lazım. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki komutanlar 90'lı yıllardan itibaren terörle mücadelede aktif mücadele etmiş, yetişmiş, deneyimli, tecrübeli komutanlardır. Dolayısıyla bu da bizim için oldukça büyük bir, Mehmetçik için oldukça büyük bir şanstır. Yani çünkü bunların hepsi araziden pişerek gelmiştir. Hepsi
bir şekilde çatışmalara girmiştir terörle mücadelede. Hı hı. Dolayısıyla bu iki bölgenin kontrol altına alınması lazım. Ancak bir nokta var, burada yani belirtmek istiyorum. Muhtemelen oraya girilebilir. Ayn el-Arab bölgesinde, Ayn el-Arab'ın Fırat Nehri'ne yakın bölgesinde iki tane köy var. Yani birkaç köy var da en çok özellikle Karkamış'a saldırının geldiği ve Süleyman Şah Türbesi'ne de yakın olan yer. Bunlardan bir tanesi Zor Mağarası adı verilen köy, en yakın köy. Şu anda orayı da boşaltmış durumda PKK. Yani geliyor, gidiyor, bakıyor, gözetliyor, tekrar geri gidiyor. O bölgede belki Fırat'ın doğusu anlamda ilk etapta belki yapılabilir. Ancak M4 karayolunu tutabilmek için Aynel Arab'ı bir dahaki operasyonda, yani Fırat'ın batısı kontrol edildikten sonra Fırat'ın doğusuna, Aynel Arab bölgesine yapılabilecek bir operasyonda M4 karayolunun doğudan gelecek yardımlarını kesmesi için burada önemli nokta var. O da Tel Abyad'ın güneyinde Ayn İsa bölgesi. Orası tam bir noktadır. Kontrol edildiği zaman Ayn el Arab'ı da kesecektir. Dolayısıyla Ayn el Arab da büyük bir kenttir. Ayn el Arab da bugün... Şimdi Sayın Gökçe bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir tabii. miyim? İnsicağınızı bozmayacaksam eğer. Şimdi Manbij şöyle önemsiyoruz. Yani bir önceki sınır ötesi harekatımız Manbij noktasında durmuştu. Ve şimdi tam da belki de bu noktadan başlayacak. Burada Sayın Dışişleri Bakanı yarın Lavrov'la görüşecek Ankara'da veya bir sonraki gün askeri heyetle. Bu harita masaya geldiği zaman diplomatik anlamda Rusya'nın nasıl bir müdahalesi olur ya da olacak mı? Ne öngörüyorsunuz bu görüşmeyle ilgili Manbij noktasında? Sinem Hanım, şimdi Rusya, bugün Rusya bu Ukrayna Savaşı'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya destek veren, daha doğrusu yaptırım uygulamayan, destek veren yanlış oldu bu cümle. Yaptırım uygulamayan tek NATO ülkesi Türkiye. Rusya bunun farkında ve Rusya bundan dolayı işte Türk hava sahasını sivil uçuşlarda kullanabiliyor ya da diğer şekilde ticaretini gerçekleştirebiliyor. Bunda bir sıkıntı yaşamıyor. Ve bundan da memnun. Şimdi Türkiye yaptırım uygulamayan bir tek NATO ülkesi ya da her iki tarafa görüşebilen tek NATO ülkesi. Şimdi Rusya'nın zaten bu bölgeden asker çekiyor. Ama şunu da belirtmek lazım. Rusya Suriye'yi boşaltmaz. Neden boşaltmaz? Akdeniz'deki tek sığınabileceği limanlar, lojistik destek alabileceği limanlar Suriye limanları. Başka diğer limanlarda bugün Ukrayna Savaşı'ndan dolayı, zaten öncesinde de öyleydi. Ukrayna Savaşı'ndan sonra bugün batılı ülkelerin ya da işte Akdeniz limanlarının hiçbirinden lojistik destek alamaz hale geldi. Bugün de Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan seyahatinin de hava sahasını kapatılması gördüğümüz gibi. İptal oldu, doğru, haklısınız. Evet. Haksız hocam. Rusya Akdeniz'de bir destek almadı. Nereden destek aldı? Suriye'de. Ancak burada işte Suriye'yi terk etmeyeceğini bundan dolayı söyleyebiliriz. Ama şu var, bu bölgede özellikle kuzey bölgesinde bize yakın yerlerde artık askerini çekmeye başladı. Ve Türkiye'nin buradaki operasyona sıcak bakacaktır. Her ne kadar Zaharov böyle bir açıklama yapmış olsa bile Sayın Dışişleri Bakanı Lavrov geldiğinde Türkiye'de bununla ilgili son kez görüşülecektir ve burada Manbij'e ya da Tel Rifat'a ben Rusya'nın herhangi bir şekilde çekince koyacağını düşünmüyorum. Ve Rusya'nın da kontrolünde olan Suriye meşhur hükümetinin de, şu andaki hükümetinin de bir çekince koyacağını düşünmüyorum ben. Zaten şu anda da onlarda da bir hareket olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de bu Manbij ve Tel Rifat'ta rahat bir operasyon gerçekleştirir. Ancak daha doğuya doğru gidince, Ayn İsa bölgesine doğru gidince ya da işte Ayn el-Arab bölgesine gidince burada önemli bir nokta daha var. Sayın Komutanım katılır mı bilmiyorum. Resulayn'ın güneyinde Tel Tamur var. Dicle Nehri'nin geçtiği yerde bir köprü. Aynen Fırat Nehri'nin Manbij'in üzerine M4 Karayolu'nun geçtiği köprü gibi stratejik nokta. Son günlerde Tel Tamur'a PKK çok fazla yığınak yapıyor. Yani sanki bu bölgeleri daha batısını gözden çıkarmış gibi ama Tel Tamur'u bir direnek noktası şeklinde oluşturacak biçimde orada yığınak yapıyor. Bir diğer doğuya gidince de işte M4 karayolunda Kamışlı var. Kamışlı askeri havaalanı var. Nusaybin'e sırt sırta. Hem Amerika kullanıyor hem Rusya kullanıyor. Oldukça stratejik bir öneme sahip ve onun da hemen güneyinde işte Sincar bölgesi var ya da daha doğuya gidince Irak bölgesi var. Bu M4 karayolunu kullanarak PKK Amerika'nın Suriye'de kendisine vermiş olduğu silah ve malzeme desteğini Kuzey Irak'a götürüyor. Ne diyor? Pandemiye götürüyor. Doğru söylüyorsun.
Ne dediniz Sayın Pekin, duyamadım. Rumeylan petrol sahası var. Evet, evet, petrol sahaları var. Daha güneyinde de var. Bunu PKK ile kontrol ediyor. PKK ile buradan çıkarıyor bunu ve pazarlıyor. Şimdi daha doğuya gidince işte buradaki Medyot Karayolu'nun kumları, buradan Amerika'nın vermiş olduğu yardımları, silah malzemeyi Kandil'e kadar götürüyor. Yani biz buradan Sincar'ı, Mahmur'u, Karadağ'ını, işte Kandil'i bu güzergah üzerine giden silahlarla burada besliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bizim de burada stratejik noktalar, Aynisa var, Tertamır var, Kamışlı var. Bu bölgeleri kontrol altında tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla eksik kalan yerler buralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği yerler bu. Ama bu uzun bir zaman alabilir. Kısa bir zamanda da bunun içinde yani bir beklemek, belki Tel Fırat Münbit çok kısa bir zamanda alınabilir ama diğer taraflar için de şartların oluşması gerekiyor. Ama Sayın Gökçe, sanki bu bir mevzi operasyonu gibi biraz. Yani işte noktalar işaret edildi. Hani çok uzun soluklu bir operasyon mu olacağını düşünüyorsunuz? Yani ben noktaların alınması konusunda, hedeflerin elde edilmesi konusunda fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü peki, anladım. PKK, tamam. PKK ne kadar bir mevzilense bile, tünel kazmış olsa bile şunu biliyoruz ki burada acemi teröristleri bırakacaktır. Yani bunu daha önce yaptı. Bunu Afrin'de yaptı, Cerablus'ta yaptı, Elbap'ta yaptı. Kısmi bir direnç gösterecektir ve tekrar geri gidecektir. Ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. PKK-YPG bölgede geçen hafta 10 gün önce 1000-1500 kadar motosiklet topladı. Bu topladığı motosikletlerde de bir eylem yaptı Halep'te. Bu yapmış olduğu eylem daha sonraki eylemleri de yapmayacağını da göstermiyor. Yani motosikletlerle bugün eylem yapmak oldukça rahat. Hem şehirde yapabilirsiniz hem de kırsalda yapabilirsiniz. Yani park etmiş bir motosiklet, bomba yüklemiş bir motosiklet rahatlıkla patlatılabilir. Bunun eylemini yaptı Halep'te. Sivillere yönelik bir eylem yaptı. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. PKK bu konuda da hazırlıklı ve bunun içinde eğitilmiş birlikler gönderildi. Yani nedir bu eğitilmiş birlikler? İşte meskun mahallelerde muharebe yapacak birlikler, jandarma özel harekatlar ya da polis özel harekatlar. Çünkü bugün biz kırsal alanda, Tel Rifat olsun, Münbiç olsun, diğer yerlerdeki kırsal alanlarda direnç beklemiyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beklediği yerler kent merkezleri ve bunun içinde bu bölgelerde görev yapabilecek. Bu konulardaki eğitimle üstün bir eğitime sahip olan birlikleri bu bölgede gönderiyor ve bu işte Münbiç de büyük bir kent. Diğer Tel Rifat öyle. Bu özellikle aynalara bu şekilde. Dolayısıyla Türkiye bu operasyona hazır. Komuta Kademesi biraz önce belirttiğim gibi yıllarca terörle mücadelede bulunmuş. 90'lı yıllardan itibaren oldukça tecrübeli bir komuta kademesi var. Sırasıyla en üst komutandan en aşağıdaki komutana kadar. Peki. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bunu noktaları, kendisine belirlemiş olduğu hedefleri harekat başladıktan sonra çok kısa bir sürede elde edecektir diye düşünüyorum. Peki, Türkiye bu operasyona hazır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonun üstesinden gelecektir dedi. Size de şöyle sorayım Sayın Cömert. Terörle mücadelede, PKK ile mücadelede bu harekat son harekat mı olur? Yeterli olur mu? Kalıcı çözüm için, birazdan diplomasi ayağında da konuşuruz ama askeri noktada, askeri harekat noktasında bu son harekattır ve biz bu operasyonla bu işi bitiririz diyebiliyor muyuz? Diyebilir miyiz ya da? Yani mümkün yok, diyemeyiz. Yani diyemez. Umarım son harekat olur. Umarım biz bu harekatlarla ya da güvenlik bölge aldatmacasıyla değil de Suriye devletiyle İttifak kurarak, sorumu aldınız. Esad'la görüşerek sözleriniz. Sorumu bu cevabınızı yani elimden almış oldunuz Sayın Cömert. Sefere çıkar gibi her seferinde artık ben Sayın Komutanım ve Sayın Hocamı böyle özentiyle dinliyorum. O artık ilçe ilçe neredeyse Suriye'yi biliyor insanlar. Yani böyle hangisi nerede, köylerine kadar neredeyse öğreneceğiz. Bize ne oralarda? Yani o toprak parçası Suriye'nin devletinin bir parçasıydı ve ben burada tabii bu görüşümde çok ısrarcı değildim ama güvenli bölgenin bir aldatmaca olduğunu, bir tuzak olduğunu da düşünüyorum. Yani şeyi anımsıyorum, bu bugün bahsettik Özal'da, bu George Bush'la Turgut Özal'ın 1990'da bir telefon görüşmesi var. Bu yayınlandı da George Bush şey diyor Özal'a, yani Sayın Özal biz güneyden gireceğiz, siz de kuzeyden oraya girin ve Musul, Kerkük'te hakkınız var, onları alın falan. Özal da ya diyor Sayın Bush, bugün gir diyorsunuz, yarın da çık dersiniz.
Bush diyor ki hayır, kim çıktı yerden, girdi yerden çıktı ki? Bak Kıbrıs'a girdiniz, çıktınız mı oradan? Diye o zaman bizi de oraya böyle heveslendirmişlerdi. Şimdi bu Suriye'ye Rusya'nın da, Amerika'nın da, Türkiye'nin de böyle müdahale etmesi, oralarda bölgeler, üsler oluşturulması süreci artık son bulmalı. Yani bu iç savaş Amerikan emperyalizmi tarafından yaratıldı. Bazı örgütler kullanıldı. Bu örgütler artık vesayet örgütleri de o bölgeden temizlenmeli. Yoksa böyle Sayın Komutanım'ın az önce dediği gibi 30 kilometre girdik. 31 kilometrede PKK olacak. Ne yapacağız o zaman? Yani bunun bir sonu yok. Yani Türkiye'nin de böyle elinde gidip işte Şam'a, Halep'e operasyon düzenleyecek askeri gücü olsa bile hukuki yetkisi yok. Yani hani uluslararası hukuktan bahsediyoruz ama uluslararası hukuka dayalı olarak biz oraya müdahale ediyoruz. Bizim çıkardığımız bir tezkere var. Meclis 28 Ekim 2021'de bu tezkereyi okuduğunuz zaman parlamento kararını, burada Suriye'nin toprak bütünlüğünün esas alındığını görüyoruz. Orada ben Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas almayan, orada belli bölgeler oluşturmayı, işte güvenli bölge adı altında tırnak içinde Türk kantonları oluşturmayı da Büyük Orta Doğu projesine hizmet eder diye düşünüyorum. O nedenle bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Şu anda Rusya'nın başı Ukrayna ile belada, tam da zamanı. Yani Rusya'yı da orada, İran'ı da orada ittifaka, anlaşmaya çekecek. Esad'ı da birleştirerek Amerika'yı oradan kovacak konjonktür tam da geldi diye düşünüyorum. O kadar uluslararası arena kızışmışken, NATO ile Rusya savaşıyorken bu ittifakın çok rahat yapılabileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu bahsettiğim algı içinde orada MEM bitmiş, terdifatmış, 4 tane köymüş, 5 PKK'lıymış falan, bunlar çok afaki ve basit şeyler geliyor bana. Türkiye devleti, ordusu bunlarla uğraşmamalı. Bunun bir sorunu da yok. Yani zaten Amerika bunu istiyor. Bitmeyen, herkesin herkese savaşının olduğu bölünmüş ülkeler. Irak'ı işte böldüler, Suriye'yi böldüler. Biz hiçbir şekilde çıkarlarımız olsa dahi, kısa vadede çıkarlarımıza uygun olduğu görülse dahi bölünmesine izin vermeyeceğiz. Hani bu komşuna gelir başına meclis sözünde olduğu gibi bizim başımızda da bu bela. Bu belayı yok etmenin ya en güzel yolu. Sayın Cömert, yani siz kalıcı çözüm için kalıcı çözüm için kaç tane sınır ötesi harekat yaparsak yapalım, son kertede asıl olanın Şam yönetimiyle bir araya gelerek bir kalıcı çözüm tesis etmesini mi daha doğru buluyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani sivrisineklerle mücadele değil, bataklığı kurutma diyorlar ya. İşte o bataklık ancak Şam yönetimiyle işbirliği halinde. Ya aslında buna Şam yönetimine sıcak bakmaz mı? Yani sonuçta orası terörden arındırılacaksa, temizlenecekse bu onların da lehine bir şey olur. Artık hani kimden gelse bakmaz olur mu? Üçte biri PKK tarafından yönetiliyor. Bir sürü Amerikan üsleri vesaire var. Şam yönetimi bundan memnun olabilir mi? Ama Türkiye'ye burada ben güvenmediklerini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin ikircikli tavrından vazgeçmesi burada net anti-emperyalist ve bölge ülkeleriyle ittifak halinde bir duruş. Hani kararlı duruştan kastımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Özal gibi biz gireriz, girdiğimiz yerden de çıkmayız. Oralarda da işte Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyordu. İşte 82. plaka şu olacak, 82. plaka bu olacak diye. Öyle bir algı içindelerse, öyle bir plan içindelerse bu asıl Türkiye'nin başına bela olur. Çünkü hedef neden Suriye? Suriye'nin önemi Türkiye'ye müdahaleden önceki bir önceki aşama olduğu için rahmetli Erbakan bunu söylüyordu. Yani bir gün emperyalistler Suriye'ye müdahale ederlerse bilin ki asıl hedef Türkiye'dir diye. Yani bugün Suriye'yi savunmak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, üniter devlet yapısını savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Batman'ı savunmaktır. O nedenle oradaki kantonları meşrulaştıracak adımlardan uzak durulmalıdır. Bu şeyin sonu yok. Yani böyle bizim polisimiz, askerimiz çok maharetlidir, güçlüdür. Ama bunun bir sonu yok. Yani bu hiç bitmeyen, savaşlara sürükleyen, zaten ekonomisi de silah satımına, savaş ekonomisine dayanan emperyalistleri beslemekten başka bir işe de yaramaz bu operasyonlar Şam devletiyle görüşmeyle sonuçlandırılmazsa.
Şam yönetimiyle görüşmeyle sonuçlandırılmazsa. Yani o zaman size de şöyle sorayım Sinan Cibriz. 5. sınır ötesi operasyon, 6. sınır ötesi harekat, 7 diye gider mi? Kalıcı çözüm için gerçekten Esad yönetimiyle hükümetin, iktidarın bir araya gelerek bir ortak bir çalışma yapması gerektiğini düşünenlerden misiniz? Ve tabii Lavrov'un geliyor olmasını da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü belli ki masaya haritalar çıkarılacak ve belki de operasyon için düğmeye basılması için bir müzakere masası kurulacak. Ve bu noktadan hareketle Rusya'nın tavrını nasıl olacağını evet, çok güzel üç analiz yapıldı. Onların üzerine konuşmak biraz zor olacak tabii ki ama. Tamam, sentezleyip. Evet. Şimdi, siz iyi bir öğrencisiniz. Yok, bakıyorum notlarınızı. Teşekkür ederim. Bayağı iyi çalışıp gelmişsiniz. Sağ olun. Şimdi aslında biraz geriye gidelim. 2011. 2011'de Arap Baharı adı altında bu başladı. Geldiğimiz noktada ne durumdayız? Türkiye'ye gelen milyonlarca sığınmacı, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri var, PKK var, Rusya var, İran var, Haçlı Şabi var, Lübnan Hizbullah'ı var, Suriye tabii ki var ama Türkiye yok. Suriye kendi petrolünü PKK'dan parayla alır hale geldi. Bizim en büyük düşmanımız olan PKK orada devlet kurma hazırlığı içinde. Demek ki bir yerde yanlış yaptık. Demek ki bizde bir yanlış var. Önce bunu analiz etmeliyiz. Çok önemli bir analiz. Evet, bizim Esad'la diplomatik ilişki kurmamız lazım. Aksi takdirde korkarım, bunu söylemekten çok çekiniyorum ama yarın PKK ile muhatap olmak zorunda kalacağız. Buradaki asıl sorun bu zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burayı ikiye bölmek istiyor. Amerika'nın zaman problemi de yok. Amerika diyor ki burası bölünecek, burası sürekli böyle karışık kalacak. Zaten Amerika'nın politikası bu. Sürekli karışık kalsın, orada sürekli kaos olsun. Kaos olsun. Tabii ki sürekli kaos olsun ama bana çalışsın herkes. Türkiye'nin en büyük düşmanının orada konuşulanması da Amerika'nın işine geliyor tabii ki. Amerika buna milyarlarca dolarlık destek veriyor. Orada bir devletçik oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Fırat'ın doğusu Amerika'nın elinde, kontrolünde. Batısı Rusya'nın kontrolünde. Türkiye nerede? Türkiye sürekli zarar gören pozisyonda. Demek ki bir, şu noktayı, yani artık zaten 2011'de aslında Esad bizim yönetimimizden yardım istemişti. Gelin burada bana yardım edin. Bu tehlikeleri beraber aşalım. Yarın size de bu bulaşır bugün demişti. Bugün buna, yarın sana. Ha. Bizimkiler orada çekingen davranmışlardı. Hatırlarsınız 2013'te sonra meşhur Obama denilen adamın beyzbol sopalı toplantısını. Ondan sonra gelinen nokta bu. 2019'da biz Barış Pınarı Harekatı yaptık. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra biliyorsunuz Trump başkan yardımcısını gönderdi bize apar topar ve bir protokol yaptık. Ne dediler? M4 karayolunun güneyine çekeceğiz dediler, değil mi? Biz üstümüze düşen bütün taahhütleri yerine getirdik. Onlar hiçbir taahhütlerini yerine getirmediler. Sürekli desteklediler. Bakın Pentagon ne diyor? PKK orada bizim kırmızı çizgimizdir diyor. Yani bizim bunu diyen Pentagon'a haddini bildirmemiz gerekiyor. Bakın biz ulusal egemenliği olan bir devletiz. Evet. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu söylemine haddini bildirmemiz gerekiyor. Ve çok aslında zaten bu operasyonları yürütmek için onları takmayarak, yaparak haddini bildirmiş olmuyor mu? Haddini bildirmiş. Geri adım atmamamız lazım Barış Pınarı'nda olduğu gibi. Neden geri adım attık orada? Neden geri adım attık? Bakın bugün orada çeşitli dengeler var. İdlib'de denge bir bozulursa İdlib'den milyonlar Avrupa'ya kayabilir. Ve binlerce terör örgütü üyesi Avrupa'ya kayabilir oradan. Bunun farkındalar. Bunun hepsi farkında. Ve burada Türkiye kilit rol oynuyor. Ve çok önemli bir aşamadayız şu anda. Neden? Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var. Haldır haldır İsveç ve Finlandiya
NATO'ya girmeye çalışıyor. Neden? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ikinci maddesine göre egemenlik hakları ve toprak bütünlükleri zarar görebilir diye. Haldır haldır koşa koşa gel. Türkiye veto hakkını dedi. Kullanıyor. Burada kritik bir şeydir. Kullanıyor mu? Kullanacak hayır, mı? Kullanabilir hayır, mi? Türkiye veto hakkını şu anda bir koz olarak kullanıyor. Kullanacak gibi görünüyor. Evet. Evet. Amerika'nın bize ihtiyacı var. Burada bizim muhatabımız Amerika. Rusya'nın yani aslında burada da bir fırsat var. Hayır. Şöyle. Biz şu anda bu harekatı yaparken uygun bir ortamdayız. Ona gelecektim. Evet. Uygun bir ortam. Ona gelecek. Yani konjonktür. Niye benim sorularımı ben lep demeden anladım onu soracağınızı. Demin Sayın Cömert evet. de öyle yaptı. Uygun bir konjonktürdeyiz. Demek ki tam zamanı. Rusya açısından da ABD açısından da. Şimdi Lavrov'un gelişi de önemli. Bizim biliyorsunuz son günlerde NATO ile sanki bir ısınma görüşmelerimiz oldu. Hı. Sanki yeşil ışık yakar gibiyiz. Bu kadar kolay da yakmamalıyız diye düşünüyorum Finlandiya ve İsveç'e. Yani şu var, Finlandiya PKK'ya desteğini, İsveç PKK'ya destekten vazgeçmiş falan bunların hiçbir önemi yok aslında. Onlar PKK'ya destek verse ne olur, vermese ne olur. Bizim muhatabımız Amerika. Amerika bu destekten vazgeçecek. Amerika bizim geçecek. Egemenlik haklarımıza saygılı olacak. Duymazsa, saygı duymazsa bedelini ödeyecek. Bu kadar basit. Şimdi Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra yapılan anlaşmaya kendisi uymadı. Biraz önce söyledim, haldır haldır geldi Finlandiya ve İsveç. Niye? Benim toprak bütünlüğüm tehdit altında. Yahu benim 911 kilometre sınırımın olduğu Suriye'de en büyük tehdit bana yapılıyor. Yani şu anda aslında tek aktör Türkiye olması lazım. Çünkü tehdit altında olan sadece Türkiye var. En büyük tehdit Türkiye'ye karşı yapılıyor. 911 kilometre. 911 kilometrede benim eskiden bir komşum vardı. Şimdi komşularım olmak üzere. Komşucuklar evet. olmak üzere. Böyle bir tehdit var. Ve düşmanlarım olmak üzere. Düşmanlarım dibimde olmak üzere. Şimdi bu çerçeveyi anlatmamız lazım. Ve biz biraz önce bahsettiğim gibi 84 yılından beri biz zaten PKK'ya karşı sınır dışı operasyonlar yapıyoruz ama PKK'ya karşı tabii onların Suriye'de konuşlanmasından önceki operasyonlarımız sıcak takip şeklindeydi. Hı hı, doğru. Şimdi Birleşmiş Milletler'in Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bunu kullanmaya da devam edeceğiz. Diplomatik konjonktürde lehimize kullanmak zorundayız. Biz veto hakkımız... İşte tartışması var şimdi, NATO anlaşması değiştirir. NATO anlaşmasını isterlerse değiştirebilirler. Bunun da bir önemi yok. Ben Türkiye olarak 25 Temmuz 1975'te Amerikan üslerini kapattığımda bu değiştirilmemiş. Kıbrıs'ta bu değiştirilmemiş. Birçok badire atlatmışız, bu değiştirilmemiş. Ha biz mesela hatalar yapmışız. Biz NATO'nun askeri kanadına Fransa'nın tekrar kabulü 2009 yılında bunu yapmamalıydık. Fransa'da İsveç'ten daha PKK'ya destek veren bir ülke. Bunları artık yapmayacağız. Diplomatik hataları tekrarlamayacağız. Barış Pınarı'ndan bu kadar kolay vazgeçmemiz bir diplomatik hataydı, bir askeri hataydı. Bunları tekrarlamayacağız. Artık diplomatik hataları tekrarlamayan, askeri gücünün farkında olan, aşağıdaki tehditlerin de farkında olan bir ülke olarak biz varlığımızı burada kabul ettireceğiz. Orada Haçlı Şabi var, Lübnan Hizbullah'ı var, PKK var. Yani orada kaynayan bir kazan var. Ben bunlarla muhatap olmamak için, bunların saldırılarına gerçekten güçlü bir karşı koymak için Esad'la işbirliği yapmak zorundayım. Esad'la en azından, çünkü Esad oradaki egemen güçtür. Esad orada aslında dolaylı olarak hakları ihlal edilen, Esad'ın çok hataları vardır. Bunlar... Kabul, yani bunları artık tartışmaya açık değil bunlar. Ama Esad'la diplomatik ilişkiler kurmazsak, Esad'ı kabul etmezsek... Ya buradaki hiçbir harekat tam anlamıyla nihai sonucuna ulaşmaz. O zaman nihai sonuca ulaşırız. Peki, Sayın Pekin katılıyor musunuz? Bir an önce Şam yönetimiyle Ankara'nın bir araya gelmesi ve buradaki kalıcı çözüm için istişarelerde... Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile Esad görüşmesinde... İşte istihbari düzeyinde bir tık üstüne çıksın. Mesela
Dışişleri Bakanları veya Büyükelçilik nezdinde bu görüşmeler sağlanabilirse daha kalıcı çözümler hayata geçirilebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Esad'la evet görüşme yapılmalı. Esad'la anlaşma yapılmalı ama bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Çünkü Esad'ın gücü yok. Esad'ın gücünün büyük bir kısmı İran. Aile gücü İran tarafından katlanıyor. Ve Esad şu anda %54-55 civarında bir bölgeyi hakim. Ordu ordusu yeterli güçte değil. Ve ordusunun bir kısmı hava kuvvetleri işte şey tarafından, Rusya tarafından takviye ediliyor. Diğer unsurları da gördüğümüz gibi İran tarafından takviye ediliyor. Ve Esad'ın o bölgede bulunması, bu halde bulunması İran için çok önemli, çok kritik. Niye çok kritik? İşte biraz evvel söylemiştim. Şeyden Tahran'dan başlayıp Irak üzerinden, Suriye üzerinden Lübnan'a olan bir kol, Şii kolu, Akdeniz açılma ve o bölgede kendi güvenliğini sağlama. Yarın bir gün olursa iki kol, birisi İsrail ile ilgili, diğeri de petrol ile ilgili. Basra Körfezi kapatılırsa, Süveyş'e falan kapatılırsa, Süveyş'e oraya bağlı kalmadan şeyden bu topraklar üzerinden Akdeniz ulaşma gibi bir hedef var İran'da. Yani o zaman İran da bu işin içerisinde. Yani Türkiye öyle bir çözüm bulmalı ki, yani bu konu sadece istese bile şey, bu konuda bir görüşme, biz istesek bile, şey de istese bile zor şartlarda olur ve mutlaka İran'ın, Rusya'nın görüşlerini, onların faaliyetlerini itibar eder. Yani tek başına Türkiye-Suriye şeyi, anlaşması, görüşmesi pek bir şey ifade etmiyor. Yani bu 2010'da bir şey ifade ederdi. Yanlış yapmasaydık 2010'da çok şey ifade ederdi. Bu duruma düşmezdik. Ama şimdi köprülerin altına o kadar çok su geçmiş ki bölgenin yapısı değişmiş. Bölgede bazı unsurlar bu topraklar benim diye girmiş, almış. Ya da oralarda çok güçlü bir şey yapıyorlar. Güç bulunduruyorlar. Çok güçlü bir savunma bulunduruyorlar. İş artık raydan çıkmış. Mezhepsel bir duruma gelmiş. Dinsel bir duruma gelmiş. İki tane rakip ülke karşı karşıya, yani şey, İran'la Türkiye rekabet var bu bölgede. Yani sadece İran'ın, Suriye'nin bizimle görüşmesi bir şey ifade etmiyor. Dediğim gibi başkaları da görecek. Peki bu arada ne var sizden istenen? Suriye diyor ki tamam görüşürüz ama bu Özgür Suriye Ordusu ya da Suriye Milli Ordusu'nun tamamı diyor şeydir. Teröristler diyor. Terörist olarak kabul edin. Bunları siyaslandırın. Yapacak mıyız? Yapabilecek miyiz? Mesela bu konuda ne düşünüyoruz? Yani bunu Suriye'yi nasıl ikna ederiz konuyla ilgili? Güvensizlik var liderler arasında. Yani iki lider arasında güvensizlik var. Güven sorunu var. Bir de bu ayrı bir konu. Peki şey var bölgede, İdlib'de radikal unsurlar var. Biraz evvel arkadaşım söyledi, yani radikal unsurlar şöyle, ölü kopuyor Avrupa'nın. Orada bir baraj yıkılır da Türkiye bunları gönderir. Bunların bir kısmı Avrupa'ya gelir, büyük bir göç başlar. Ve Avrupa'da da çok bir sorunlar olur diye. Yani böyle bir olay var. Mesela orayı nasıl halledeceğiz? Nasıl yapacağız? Biz o işgal ettiğiniz bölgelerden çıkın diyor. Yani Rusya işgal değil ama yani bulunduğunuz bölgelerden çıkın diyorsa bu bölgeler bizim emniyetimizi sağlıyor. Şey söylüyor. İran ve Suriye söylüyor. Ya daha doğrusu İran Suriye söyletiyor. Ya da Rusya Suriye söyletiyor. Ne yapacağız o zaman? Bana göre Türkiye bundan sonra operasyon da yapsa, evet, elinde sonunda Türkiye'nin bu işle uğraşması için şeyle, Amerika'yla veyahut da Amerika'nın destek verdiği şeyle karşı karşıya gelmesi lazım. YPG'yle karşı karşıya gelecek ve bir çatışma olacak. Bu çatışma sırasında Suriye-Türkiye şeyi olabilir mi? Yani bazen söyleniyor yani Suriye-Türkiye işte konuşsun doğrudan bu kuşak yerine, güvenlik kuşağı yerine doğrudan bölgeye taarruz etsinler. Mümkün mü?
bu. İran olmadan böyle bir şey olabilir mi? İran o dengelerin bozulmasını ister mi? Bölgedeki dengelerin, koyduğu dengelerin, şeylerin. Yani farklı faktörler, farklı şeyler de var. Sonra başka bir konu, Türkiye'nin İdlib konusu ve diğer yerlerde işte eğitimdi, kamu hizmetiydi, şuydu buydu derken para kullanımı dahil olmak üzere, güvenlik dahil olmak üzere çok değişik aldığı tedbirler var orada. Okullar da dahil olmak üzere. Orası tabii bunların hepsi Suriye tarafından şüpheyle bakılıyor. Niye bakılıyor? Acaba diyor bu toprakları şey mi alacaklar mı diye bakılıyor. Türkiye bu konuda almasa bile toprakları, yani öyle bir niyeti olduğunu sanmıyor ama yani gene de kendi sınırında kendine münhasır bir toplum yaratmak istiyor. Yani tehdit olmayacak bir toplum yaratmak istiyor Türkiye sınırda. Bu yapılabilir mi, yapılmaz mı? Bilmiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu topraklar aynı zamanda Türkiye'nin sigortasıdır. O sigorta şeye karşılıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka, Haseki halkının yüreğinde kurmaya çalıştığı, daha sonra da yukarı çıkaracağı, yani Kamışlı'ya falan çıkaracağı bir devletçiğin şeyidir. Ne diyelim? Ona karşı Türkiye'nin elinde bulunan bir koz. Yani diyeceksiniz ki ya kardeşim böyle bir şey mi olur? Yani şimdi bu topraklar Suriye'nin toprakları. Türkiye ne demek? Uluslararası hukuk şunu diyor, bunu diyor. Ama uluslararası hukuk değil yani güç. Yani bütün bunları yaparken biz 2010'da, 2009'da 1000 defa düşünmemiz gerekiyordu. Ne yapalım diye. Yani Amerikalılarla beraber bu işin de olmasak, keşke olmasaydık. Yani olsak ne olur diye. Bugünleri görmemiz gerekiyor. Göremedik, tamam bitti artık. Yani bu saatten sonra bunu tartışmanın yani ama öyle bir yere geldik ki artık böyle basit çözümlerle sadece anlaşmayla bu iş olur falan demek çok zor. Çok zor. Yani bir denge, çok sayıda denge var. Yani Fransızlar bölgede. Şimdi İdlib'e bakıyorum. İdlib'in içerisinde Fransız istihbaratı var. Amerikan istihbaratı var. İngiliz istihbaratı var. Mossad var. Yani öyle düşün. Bölgede İsrail'in hedefleri var. İsrail mesela bu haliyle, parçalanmış haliyle, yani orada işte %30'lu, %20'li şeyin kontrolünde, ABD'nin kontrolünde ya da YPG'nin kontrolünde toprakların. Bu harekat devam ederse, yani boydan boya böyle bir harekat devam ederse ve sonuçta bütün bu hedefler ele geçirirse, yani o kuşak tamamlanırsa belki %20'si, %25'i de Türkiye'nin kontrolünde olacak toprakların. Geri kalan işte %50-55 şeyin kontrolünde, Esad'ın kontrolünde. İsrail'in memnun. Niye memnun? Yani zayıflatılmış bir Suriye var sonuçta. Cephe, bütün birlikleri cephelere yayılmış, karşı karşıya harekat durmuş. Yani belli bir denge oluşmuş. İstikrar değil, denge oluşmuş. Böyle bir şey var. Bu da İsrail için iyi, güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Çünkü güçlü bir Sedat, Esad belki Golan'dan daha farklı bir şey isteyecekti. Golan Tepeleri kullanarak ya da başka biri kullanarak İsrail'i tehdit edecekti. Şimdi böyle bir tehdit olanı alıyor. Tanıyor, biliyor ne olduğunu bu konuyla ilgili. İHFA'nı kontrol eden bir grup var. Değil mi? Yani bir kısmı işte Özgür Su Yolu tepsiyi falan değil ama bir kısmı Türkiye'nin kontrolünde bir kısmı. Onları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla İsrail için gayet güzel bir denge var. Aynı şey içinde Rusya'da 20 şey Hümeyn'in üssü var. Bir de Lazkiye'de üs var. Bir de oraya şey yapıyor, otel yaptırıyor şeyler için. Kendi askerleri bizim kamplar gibi askerleri gelsin orada dinlensin falan diye Lazkiye'ye. Lazkiye limanı biliyorsunuz şey kiralamıştı. İranlılar kiralamak istemişti. Daha sonra Rusya onların elinden aldı. Rusya kiraladı. Yani o Akdeniz'de de sorun yok onunla ilgili. Gemisi çok fazla bir şey yok zaten. Kaçakçılık devam ediyor bol miktarda. Çok büyük bir rant oluşuyor.
Yani korkunç. Petrol kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, ondan sonra tahıl kaçakçılığı, kara borsa. Yani yeni yeni savaş ağları türemiş Halep'te. Halep'te 3 milyon, 3,5 milyon kişi yaşıyor. Hayatları devam ediyor yine. Ama peki, çok büyük bir rant var. Yani onun için çözümler çok basit değil. Onu demek istiyorum. Bir defa çok sayıda girdiği, çok sayıda karışana dikkat almak durumundasınız. Yani keşke diyoruz ama keşkelerle bu iş olmuyor. Olma, keşke doğru. Bitti artık. Önümüze bakacağız bundan sonra. Peki. Son aramızı verelim. Aranın ardından biraz da şu konjonktürel fırsatı konuşalım istiyorum. Harekatın zamanlaması bakımından. Son arayı verelim, ardından devam edelim. Buyurun. Devam ediyoruz efendim. 5. sınır ötesi operasyon için gözler sınırda dedik. Özellikle Öncü Pınar sınır hattında inanılmaz bir hareketlilik var, bir yoğunluk gözlemleniyor. Zaman zaman sınırın Türkiye tarafında, zaman zaman diğer tarafında hazırlıklar gün boyu zaten haber bültenlerimizde de gün içinden sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi Sayın Cömert, sizinle bir devam etmek istiyorum. Sizi atlamadım değil mi? Hayır, Sinan Bey? Ha, tamam. Ya bazen böyle sonlara doğru kim en son konuşmuştu unutabiliyorum, karıştırabiliyorum. Şimdi burada bir güvenli bölge oluşturulmak istenirken Suriyeli sığınmacıların da bu güvenli bölgelere gönderilmesi ve buralarda hayatlarına devam etmeleri de hedefleniyor. Bu mümkün görünüyor mu size göre? Yani bu düzenlenecek operasyonlar Suriyeli sığınmacıların da topraklarına geri dönmeleri için faydalı ve yeterli olabilecek gibi mi? Ardından da konjonktürel şu zamanlamayı da bir konuşalım istiyorum. Ya bütün bu AK Parti politikaları, belediyede de böyle, mevcut sorunu anlık çözmek. Yani trafik sorunundan tutun da ne bileyim işte gıda sorunu, ekonomik sorunu, dış politikaya kadar hep günü kurtarmak meselesi. Yani orada bir bölge kurulacak. Oraya işte bir kısım kişi yerleştirilecek ki 30 kilometre derinlikte bir alana ne kadar şehirleşme yapabilirsiniz? Bu ne kadar çözüm üretir? Bir de başka sorunları beraberinde getiriyor. Şimdi çok basit bir şey. Orada diyelim bir bölge oluşturdunuz, okul kurdunuz. O okulda hangi müfredat okutulacak? Yani anlayamadım Suriye son cümlenizi. Devletinin, pardon, tekrar eder misiniz Sayın Cömert? Diyelim orada bir okul oluşturun. Diyelim bir lise oluşturuldu. Tamam. Bu lisede hangi müfredat okutulacak? Yani hangi dersler verilecek? Kim verecek? Yani bu orada başka ülke toprağında, başka ülke vatandaşlarına, yoksa Suriye Devleti Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme yapılıp o müfredat uygulanacak. Ya da orada doktorluk edebilecek kim yapacak? Orada Sayın Cömert'in sesle ilgili bir sorun. Mesela şu anda teraviyatta kim veriyor mesela? Teraviyatta kim veriyor? Resulayn'de yani, yanlış ama komutanım bunlar. Yani bu yapılan şey doğru değil yani. Başkasının ülkesi o ülkenin vatandaşlarına bizim tabii. Dediğiniz doğru tabii. Doğru söylüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı. Yani, oranın Milli Eğitim Bakanı. Orada eğer bir önlem alınacaksa, bir bölge kurulacaksa, tekrar ediyorum, Suriye Devleti'nin varlığı kabul edilerek, Suriye Hükümeti'nin bakanları, o bakanlıkların taşra teşkilatları orada belki desteklenebilir, belki geçici önlemler alınabilir. Burada tabii bilmiyorum. Yani az önce İsmail Hakkı Pekin komutanımı dinlerken meselenin ne kadar karmaşık olduğunu bir kere daha gördük. Çok yönlü ele alınmalı, çok farklı şeyler var. Ama burada tabii üzerinde durulması gereken nokta şurası. Biz orada işgalci görünümden uzak bir şey çizmeliyiz, profil çizmeliyiz. Yani oraya vatandaşları tamam Türkiye'den götürdük ama o insanlar orada ne yiyecek, ne içecek, ne üretecekler? Yani 4,5 milyon Suriyeli var. Bu misafirlerimizi göndermek isteyenler de var. Ben de herkes vatanına gitsin isterim tabii ama ekmek neredeyse, barış neredeyse, huzur neredeyse, hukuk neredeyse o insanlar oraya gitmek, orada yaşamak
isteyeceklerdir. O nedenle Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar. Orayı nasıl yeniden bir cazibe merkezi haline getirebiliriz? Bununla ilgili çözümler bulması gerekiyor. Ben tekrar da düşmek istemiyorum ama bu doğru bir yöntem değil, geçici bir yöntem. Bu tip önlemler ileride daha büyük sorunlara yol açabilir diye düşünüyorum. O nedenle burada oraya emniyet müdürü atayarak, oraya rektör atayarak, öğretmen atayarak, doktor atayarak orayı fiili bir de facto olarak ülkemize bağlı şehircikler, kantonlar haline getirmenin uzun vadede çok ciddi sıkıntıları olacağını düşünüyorum ve her halükarda yine Suriye'nin bölünmüş bölçük yapısına hizmet edeceğini düşünüyorum. Yani buradan çıkmak gerekiyor. Nasıl çıkarız? Yani ben bir stratejist değilim. O kadar kapsamlı şeylerde ayrıntılar görmüyorum ama şeyi biliyorum ben, yani zamanında Frigya'da bir düğün var, kimse çözemiyor. Kim bu düğünü çözerse Asya'nın hakimi olacak diyorlar. Herkes geliyor, düğün üzerinde konuşuyor, tartışıyor falan ama İskender geliyor, kılıcı vurduğu gibi düğümü darım o zaman ediyor. Bazen de o Gordion'un düğümü öyle akılla, mantıkla, zekayla değil, bazen de yürekle, bilekle, cesaretle çözülür. Bugün İdlib karma karışık bir halde. İşte birçok şey var orada, örgüt var. Kimisi bizden yana, kimisi bizim karşımızda falan. Buraları artık o şimdiye kadar kullanılan vesayet altındaki örgütler temizlenmeli. Bizden yana olan olmayan ayrımı da yapılmamalı. Özgür Suriye ordusu diye bir şey yoktur. Suriye'nin bir tane ordusu vardır. Bu ordu tanınmalı. Onun dışında ordular oluşturmak, onun dışında devletçikler oluşturmak, Türkiye'nin oraya müdahale ederek bazı kişilere işte Cenevre konferanslarında falan hak etmedikleri payları vermek süreci geride kaldı. Bakın o BOP eş başkanlığı süreciydi. O süreç geride kaldı. O döneme özgü argümanlar, araçlar, kullanılan araçlar dediğim o örgütler de artık geçmiş dönemin argümanları. Onlardan Türk devleti de vazgeçti. Artık Özgür Suriye ordusuyla o ihvancı birkaç örgütle şunla bunla değil, orası çözülüp atılacak. Türkiye eğer gerçekten o Suriyeli mültecilerden, sığınmacı kardeşlerimizden arındırılmak istiyorlarsa orada huzur, sükun, hukuk olan bir devlet oluşması için mücadele edecek. Şimdi şeye baktığımız zaman da yapıda şu anda hiç olmadığı kadar müsait diye görüyorum. Mesela şunu benim aklım hafsalama almıyor. Türkiye ile İran nasıl rakip olabilir? Yani nasıl, kim bizi rakip yapıyor birbirimize? Bu kadar çıkarları ortak, bu kadar emperyalizm tarafından tehdit altında olan iki ülke rakip olabilir mi? Bunlar en fazla kardeş olurlar. Hele Rusya da burada Türkiye'ye bir anlamda muhtaç hale gelmiş. Yani siz şu anda İsveç'e, özellikle Finlandiya'nın Rusya ile sınırını biliyor musunuz kaç kilometre? Yani o Finlandiya'nın NATO'ya alınması demek, Rusya'nın kuşatılması demek ve bunun önünde durabilecek tek güçsünüz. O zaman bunu kullanacağız. Yani Rusya'nın donanması, topu, tankı, limanı falan madem olsa da öyle, evet, konu bizim buraya, de. Madem öyle, konu buraya özgür kadar geldiyse Sayın Cömert, şöyle de soralım mı o zaman Sayın Gökçe'ye de, zaten aynı soruyu yönelteceğim. Sizin bıraktığınız noktadan kendisi devam eder. Konjonktürel olarak biraz önce Sinan Bey de söyledi. Çok uygun bir zaman. Türkiye burada bir fırsat gördü, mutlaka gördü. Nasıl bir fırsat gördü ki şimdi düğmeye basıyoruz? Mesela burada lehimize çevirebileceğimiz durumlar neler olabilir? Sinem Hanım, şimdi Sayın Cömert'in belirttiği gibi biraz önce... Bir saniye Sayın Gökçe, Sayın Cömert'ten alayım, bir yanıtını size geçeceğim. Olur mu? Şöyle, biraz ben de karıştırdım. Ben de hocam konuşacak zannederek. Yok, ben ifade edemedim demek ki, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ama şimdi mesela Türkiye Karabağ'ı işgalden kurtardı değil mi? İşgalden kurtarmak öyle Türk ordusu, Azeri ordusunun tek başına harekatıyla olmadı. Öyle bir şey yakaladı ki orada, bir uluslararası konjonktür yakaladı ki o boşluğu değerlendirdi. Kurtuluş Savaşı da öyle değil miydi? Yani tamam, bizim Türk askerimiz Yunan'ı yendi ama uluslararası konjonktür de buna müsaitti. Yani Türkiye'de o dönemde, hani az önce İsmail Hakkı Pekin komutanımın konuşmalarını anımsayarak konuşuyorum, İçinde istihbarat örgütleri, Fransızlar, çeteler, Rumlar, şunlar, karma karışık bir coğrafya değil miydi? Ama bu karma karışık coğrafyadan o duru gibi tertemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni biz ortaya çıkardık ama bunu
uluslararası ittifaklar kurarak, o konjonktürü değerlendirerek bulduk. Başımızda da bir dahi vardı. Mustafa Kemal vardı. Yani yurtta Sürt, canda Sürt diyen ama dünyanın en iyi savaşan askeri vardı. Şimdi öyle bir liderimiz yok belki ama o geleneğimiz var. İttifaklar kurma geleneğimiz var. O geleneğimizden yani artık o NATO'nun bu Asya'daki koçbaşı değiliz. O Mr. Douglas'ın söylediği 27 sentlik, 26 sentlik asker değiliz biz. Soros'un dediği gibi biz artık tek ihraç malı ordusu olan zavallı konumda değiliz. Biz şu anda müdahale eden, gücü olan, savunma sanayi olan bir ülkeyiz. O zaman ittifaklar kurmak için de biz onlara ihtiyaç duyduğumuz kadar o ülkelerin bize ihtiyaç duyduğu bir konumdayız. Bu ihtiyaçlar bütünleşirse, bir araya girirse bugün biz nasıl İran'la rakip olalım ki, nasıl Rusya'yla Suriye'yle rakip olalım ki, biz bunlarla şu anda aynı çıkarlar etrafında birleşmiş durumdayız. Karşımızda İsrail var, Amerika var, Avrupa Birliği emperyalizmi var. Bunlara karşı tam birleşmek için, hele Rusya'da şöyle sıkışmışken, bize de bu kadar ihtiyaç duyuyorken, elimizde de bu kadar büyük kozlar varken, tam masaya oturma ve Amerika'yı buradan def etme zamanıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Gökçe, buyurun. Aynı fikirde misiniz, aynı kanaatte misiniz konjonktürel olarak bunun bir fırsat olduğuna dair görüşe? Sinem Hanım, kafamda deli sorular var. Neden? Evet. Şimdi benim de oluyor bazen hocam. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bu 30 kilometre güneye inmesi demek, yani ben de herkese katılıyorum, PKK'nın bitmeyeceği anlamına geliyor. PKK'nın bitebilmesi için de PKK YPG'den zarar görmüş. Yani bu Türkiye Suriye olur, Türkiye Irak olur, kim olursa olsun, adı ne olursa olsun. Buradaki bölgedeki terör örgütlerine zarar görmüş tüm ülkelerin, bu terör örgütlerine destek veren emperyalist ülkelere karşı birlik olması lazım. Bunda hemfikiriz. Yani şimdi bu Türkiye İran olur, Türkiye Irak olur, Türkiye Suriye olur ama kim olursunuz? Buradaki emperyalist ülkelere karşı birlikte hareket etmesi gerekir. Şu anda bir konjonktür var mı? Şu anda siyasi durum nasıl? Ona baktığımızda çok uygun gözüküyor. Neden? Türkiye'nin bugün Rusya ile olan ilişkisini biraz önce söyledim. Yani Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya karşı yapmış olduğu, destek vermiş olduğu, işte tarafsızlık politikası, uyguladığı tarafsızlık politikası oldukça önemli. Ve yani bugün devletler arasındaki ilişkilerde bu her zaman söylenir. Yani menfaatler var. Bugün biz size bunu destek çıktık. Siz de burada bizim güvenliğimize tehdit oluşturan bir yerde siz de bize destek çıkacaksınız anlamında Türkiye'nin istekleri var. Rusya tarafında sıkıntı yok. Ama ABD ve NATO kısmına baktığımızda benim bir gazetede yayınlanan bir yazım var. Aynen şöyle dedi. ABD ile İsveç ve Finlandiya üzerinden konuşma. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var. NATO bir terör devletlerine destek veren bir teşkilat olamaz. Tamam, biz İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemiyoruz. Teröre destek verdiği için. Peki teröre destek veren NATO içindeki mevcut üyeleri ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Esas bizim onlarla mücadele etmemiz lazım. İşte onlarla mücadele edebilmek için de terörden zarar gören, terörizmden zarar gören tüm ülkelerin bir araya gelmesi lazım. Peki bir araya gelebiliyor muyuz? Bu sefer bu soru karşımıza geliyor. Suriye ile bir araya gelebiliyor muyuz? Tamam, görüşelim. Erdem Bey çok güzel söyledi. En ideali bu. Suriye ile görüşmek, birlikte hareket etmek. İran'la görüşmek, birlikte hareket etmek. Peki işte kafamdaki deli soru şu. İran'ın bugün Kerkük petrollerini Haçlı Şabi ile beraber, PKK terör örgütü Haçlı Şabi ile beraber çıkarıp İran'a taşıyor mu? Bu bir gerçek. Bunu kimse inkar edemez. İran Antalya Diplomasi Forumu'na neden gelmedi davetli olduğu halde? Ama işte bütün bu deli soruların karşısında şunu da biliyoruz ki Türkiye ve İran bölgesel anlamda aslında hem işbirliği yapabilecek kapasiteler hem de rakipler. İran Karabağ Savaşı'na neden uzak durdu? Çünkü kendi coğrafyasındaki yaklaşık işte 20 milyon diyenler de var. Farklı rakamlar söylüyor. Azerbaycan var. Şimdi bu benim kafamdaki deli soru İran konusunda. Peki diğer bir Suriye konusundaki deli sorular var. Bakın dün Reuters'a
bir açıklamada bulunuyor. Suriye Demokratik Güçlerinin sözde lideri Mazlum Abdi. Biz diyor Şam'ın Türk uçaklarına karşı hava savunma sisteminin kullanmasını istiyor. Ve bununla ilgili görüşmeler yapıldığı bilgisi geliyor. Şimdi yine Suriye Demokratik Güçlerinin sözde lideri şu açıklama yapıyor. ABD ve mevcut bölgesel güçlere şöyle bir mesaj veriyor. DAEŞ savaşçıların tutulduğu kampları ve cezaevlerini koruduklarını belirtiyor. Türkiye ile savaşırlarsa bu konuda güvenlik açığı ortaya çıkacağını belirtiyor. Şimdi burada da baktığımızda Suriye'nin de Türkiye'ye karşı politikasında aslında tutarlı olmadığını görüyoruz. Amerika ve PKK'nın çıkarmış olduğu petrollerin satın aldığını görüyoruz. Yani bir işbirliği yok. Peki o zaman ne olacak? Yani o zaman bütün tarafların samimi davranması lazım. Bütün tarafların elini taşın altına koyması lazım. Siz 10 bin kilometre ileriden gelip, başka coğrafyadan gelip bu bölgede istikrarsızlığı yaratan, kaos ortamını yaratan emperyalist bir ülkeye karşı çeşitli sahiplerle, çeşitli şekillerle, yani usullerle, neyse çeşitli amaçlarla farklı politikalar izlerseniz onlar da gelir sizi bir güzel kullanırlar. Bunu Türkiye'de kullanırlar, Suriye'de kullanırlar, İran'da kullanırlar. Bugün bakın Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere Körfez ülkeleri İsrail'le normalleşme anlaşması imzaladı. Ardından da Suriye'yi Arap Birliği'ne katabilmek için çaba sarf ediyorlar. Neden? İran'la Türkiye'nin bu bölgedeki etkinliğini zayıflatabilmek için. Yani bunların politikası bu. Dolayısıyla siz 5 tane Körfez ülkesi, 2 tane daha var, işte Katar ve Yemen'i buna kattığımızda 7 tane batılı petrol şirketinin yönettiği 7 tane devlet diyelim, Körfez devleti, siz bunlara karşı birlikte hareket etmediğiniz sürece siz Arap devletleri olarak, Arap Birliği olarak İsrail'e karşı ve İsrail'in koruyucusu emperyalist Amerika'ya karşı normalleşme anlaşması imzalarsanız o zaman Türkiye'de kendi güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli tedbirler alacak. Biz söyledik. Ama bir yandan Türkiye İsrail'le de dış ilişkiler dış işleri nezdinde görüşmeye başladı çok uzun bir zaman sonra. Şimdi Herzog Ankara'ya geldi. Yani şunu sormak efendim. Tabii bakın Türkiye İsrail'le sadece ekonomik anlamda görüşüyor. Tamam siyasi gelişmeleri var. Bugün İsrail'in doğalgazı, Mısır'ın doğalgazı, İsrail'in elektrik enerjisi, Mısır'ın elektrik enerjisinin Avrupa'ya ulaştırılması gerekiyor ve bunun da Türk karasularından kıta sahasına geçmesi. Şunu sormak istiyorum hocam. Yani biz İsrail'le bile dışişleri nezdinde görüşmelere başlayabiliyorsak burada da Türkiye'nin kendi bekası için, kendi huzuru için, kendi egemenliği için bir terör sorunu varsa en azından bunu halledebilmek adına neden Suriye ile görüşemiyoruz mesela? İşte yani ben de şunu demek istiyorum. Adımların karşılıklı atılması lazım. Yani istihbari anlamda ya da daha alt seviyelerde görüşmeler yapıldığı dillendiriliyor. Ama bu bir zaman alacaktır. Mısır'la da konuşulduğunda zaman alacaktır. Taraflar birbirlerinin samimiyetini de test ediyorlar adeta burada. Bu da önemli bir husustur. Dolayısıyla Suriye ile görüşülmesinde hemfikirim. İran'la bir hareket yapılmasında ya da Irak'la yani bu bölgede zarar göre devletler açısından söylüyorum. İşbirliği yapılması hemfikiriz. Ama şunu da bir türlü kafam almıyor. Mesela İran'ın kendi Kandil bölgesinde, Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütünü PEJAK koluna karşı mücadele etmezken gelip Suriye'nin kuzeyinde ya da işte Rusya'dan boşaltılan yerlere kendi güçlerini neden gönderiyor? İran'ın hedefinde İsrail varsa neden Suriye'nin kuzeyinde yeniden bir güç devşirmeye çalışıyor? Bütün bunlara baktığımızda bölgesel bir güç var. Her ülke bir şekilde emperyalizmin kucağına düşmüş vaziyette çırpınıp duruyor ama bir türlü samimi olarak bir politika geliştiremiyorlar diye düşünüyorum. Peki teşekkür zaten ederim. Zaten o tutarsızlıklardan bir tanesi de özür diliyorum. Yok zaten size geliyorum. Mesela genel af ilan ediyor Esad. Daha sonra buna güvenerek gidenlerin birçoğu El Muhaberat'ın takibine takılıyor ve günlük hayatlarında problem yaşıyorlar. Yani
Yani hani bir samimiyet problemi var. Bu samimiyet probleminin gerçekten çözülmesi gerekiyor. Ama bu yani bu Türkiye'yi ne açıdan bağlar? Ya da hayır Ankara'yı şöyle ben rahat rahat sığınmacılarımı yollayamam. Evet. Buyurun Sayın şöyle Pekin. Bu Ürdün'leri kabul ettiler onlar. Genel halk ilan etti. Ürdün'den gidenlere sen askerlerini yapmamışsın diye bir kısmı orduya almaya aldılar. Bir kısmı vergini ödememişsin diye mallarına el koydular ve sonuçta bitti. Yani bunu gören Türkiye tabii genel halk ilan etti diye güvenebilir mi karşı tarafa? Göremez. Dolayısıyla göndermez kimse. Yani dolayısıyla böyle sıkıntılar var bu. Peki, şimdi biraz yarına dönelim istiyorum. Yani okuduğum kadarıyla bugün bir son dakika gelişmesi olarak Lavrov yanında bir askeri heyetle geliyor dedik. Aslında çarşamba günü yani 8 Haziran'da gelecekti Lavrov ama bir gün öne çekti Ankara ziyaretini. Bu ziyaretten ne çıkar? Nasıl bir görüşme öngörüyorsunuz? Bunun yanı sıra tabii ki farklı gelişmeleri de farklı konuları da ele alabilirler, masaya yatırabilirler ama mesela Lavrov görüşmesinden hemen sonra operasyon için düğmeye basılabilir mi? Dediğim gibi Lavrov daha önce Türkiye'nin haklı kaygılarını dikkate alıyoruz açıklaması yapmıştı. Fakat Zaharova tam tersi bir açıklama yaptı. Oradaki istikrarı bozmayalım gibi bir açıklama yaptı. İki gün arasındaki farkı şu olabileceğini düşünüyorum. NATO ile aramızdaki yakınlaşma yani İsveç ve Finlandiya ile bir ısınma algısı var. Evet. İkincisi de Lavrov o açıklamayı ilk yaptığında operasyonun bölgesi henüz belli değildi. Yani Fırat'ın doğusu mu olacak, batısı mı olacak belli değildi. Hmm. Şimdi Fırat'ın batısı olunca, dendi. Rusya bölgesi olunca Rusya'nın algısı değişmiş olabilir ama daha önce belirttiğimiz gibi Rusya bizimle işbirliği yapmak istiyor. Şimdi Ukrayna ile ciddi bir mücadelesi var. Burada Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Ama yine de bir yandan da tabii belki de sınırlı bir destek mi olur bu? Yani limitsiz bir destek. Hani... Limitsiz bir destek zaten şeyde hani diplomaside böyle bir destek yok. Herkes karşılıklı çıkarları ve alacakları verecekleri doğrultusunda. Şöyle demek istedim. Yani evet biraz ilerle ama kontrollü. Tabii ki kontrollü olacak. İki tarafta gardını alarak. Doğru bu diplomatik, kelimeyi siz buldunuz. Evet, tamam. Bu diplomatik görüşmeleri yapacak ve bir sonuca ulaşacak. Ben bundan olumlu sonucun çıkacağını düşünüyorum. Fakat Allah orada operasyona katılacak askerlerimizin ayağına taş değdirmesin, yardımcıları olsun. Tabii ki çok korkuyorum. Yani orada biraz önce belirttiğimiz kaynayan kazan, yani her türlü terör örgütü var. Amerika'nın özel birlikleri var. İnşallah bir mukavemete muhatap olmadan operasyonu bitireceklerini Allah düşünüyorum ve onlar için öyle dua ediyorum. Öyle de temenni ediyoruz. Buyurun devam edin. Burada Lavrov'dan sonra Amerika ile kulislere düşen bilgilere göre Amerika ile de halihazırda bu konuda görüşmeler var. Fakat Amerika biliyorsunuz bir yandan da Yunanistan'ı kaşıyor. Hem de nasıl? Yani Amerika'nın planı nasıl? Şu Amerika Avrupa'yı konsolide edeyim diyor. Sonra Çin'e saldıracağım. Çin'e saldırdığım zaman Avrupa'da yanımda olsun şeyinde. Fakat Avrupa'dan da çatlak sesler çıkıyor. Bir yandan orayı kaşıyor. Bir yandan adaları kaşıyor, bir yandan üstleri çeviriyor. Şimdi Amerika burada bir problem yaratabilir. Amerika sıkıntı yaratabilir. Orası Rusya'nın bölgesi olmasına rağmen Amerika hani bir içeriden, duydum. İçeriden provokasyon çözüyor. Çok pardon. Bir ses mi duydum? İçeriden Skype bağlantılarından bir şey geldi. İçeriden provokasyon çalışması yaptığına dair bazı bilgiler var. Amerika'ya dikkat edilmesi lazım. Fakat Rusya ile ben görüşmelerin sağlıklı geçeceğine inanıyorum ve ondan sonra da operasyonun başarıyla başlayacağını mı düşünüyorsunuz? Başarıyla başlayıp sonlandıracağını. Sayın Pekin, tabii işi bilenine son sözü bırakalım. Çünkü bu konunun tabii ki sahadaki ve masadaki en tecrübeli ismi sizsiniz. Siz de Lavrov ve askeri heyetle görüşmeden sonra operasyon için artık start verileceğini mi düşünüyorsunuz? Nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz? Sizinle bitirelim. Şöyle söyleyeyim. Ben öncelikle demin kalan konudan bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi Türkiye dahil ülkeleri Orta Doğu ülkesi haline getirmeye çalışıyorlar.
Bakın kaç ulus devlet vardı. Lübnan ulus devletliği bitti. Saçma sapan bir devlet haline geldi. Yani Irak'a baktık. Ulus devletliğini bitirdiler. İşte başbakan Şii olacak. Daha başbakan seçemediler. Seçimden 7 ay geçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Kürt olacak. Bakanlar şöyle olacak falan diye. Ulus devletliği bitti. Arkasından aynı şeyi Suriye yaptılar. Büyük ihtimalle Suriye'ye de aynı şey olacak. Büyük ihtimalle arkasından biz ve İran'dayız. Dolayısıyla bu bölgede kendilerine özgü devletler yaratıp istedikleri konuyu İsrail ve işte kuracakları bu garnizon devletiyle, yani devletçikleriyle bir şekilde halledecekler, baskı altına tutacaklar. Tabii güçleri yeterse diyelim öncelikle. Bu konuyu hep gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. Ben şimdi Lavrov geldiği zaman birçok konu var. Bunlardan bir tanesi harekat. Harekat konusu Lavrov'dan sonra çok büyük şeyimiz yok bu konuda. Yani bir belki şeylerin, Rusların şeylerle, PYD ile PKK ile ilgili bazı görüşmeleri olabilir. Onlara, çünkü onları koruma adına Amerikalılar mesela, eğer Amerikalılar koruyup da Ruslar korunmazlarsa, Ruslar PKK üzerindeki şeyin etkilerinin azaldığını düşünüyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Ama büyük ihtimalle harekat yapılabilir diye değerlendiriyorum. Özellikle batı bölgede, doğu bölge için soru işareti, daha çetrefilli olabilir diye düşünüyorum. Ama orada da elimizde çok önemli işte iki ülkenin, İsveç ve Finlandiya'nın girmesi konusu var. Bu NATO için de önemli, Rusya için de önemli, bizim için de önemli. Yani Rusya için de önemli. Çünkü Rusya, biraz evvel arkadaşım söyledi, 1300 kilometre şeyi var. Rusya'yla Finlandiya'nın sınırı var. Ne demek 1300 kilometre? Korkunç bir şey. Yani Rusya'nın kuşatılması için doğudan, kuzeyden çok önemli bir şey. Üstelik bir de Rusya'nın boğazına sıkıyorsunuz. Nerede? Baltık'ta. Baltık Denizi'nde ilerlemesini önlüyorsunuz. Çıkışını önlüyorsunuz. Geriye bir tek Karadeniz kalıyor. Şimdi birisi bu. Rusya Başkanı sesini çıkartmaz bu konuya ilgili. Birisi bu. Odessa Limanı'nda ve diğer limanlarda, özellikle Ukrayna'nın sahip olduğu limanlarda şeyler var. Konfetti limanlarda tahıl ürünleri var. Ve bir de işte yağlık bir takım şeyler var, tohumlar var. Şimdi bunların gitmesi gerekiyor şeye. Bununla ilgili biliyorsunuz İngilizler bir şey koydu. Yani bir koridor çıksın. O koridora bu gemiler kimlere mal taşıyorsa o ülkelerin silahlı gemileri girsin. Yani harp gemileri girsin. Bir konvoy içinde çıksınlar eskort edilerek. Bunu da evvel şeyde yaptılar. Basra Körfezi'ni yaptılar. Başka yerlerde yaptılar. Bu motorun delinmesine. Yani bu konuda da herhalde Rusya ile Türkiye arasında bir güvence şeyi var. Yani motorun delinmemesi için Rusya, Türkiye bu konuda da anlaşabilirler diye değerlendiriyorum. Yani biliyorsunuz yine Putin'in söylediği bir söz var. Diyor ki biz istemiyorsa Türkiye ile birlikte bu şeyleri, tavukları ilgili ülkelere gönderebiliriz diyor. Burada da yine şey yapmak lazım. Yani o zaman eskort gemileri ya Türkiye'den olacak. Çünkü şeylerin 3 tane teklifi var. Ona bakın. Birisi işte bu İngilizlerin teklifi. İlgili ülkelerin harp gemileri gelsin. İkincisi başka bir şey. NATO ülkesi olan ve kıyısı olan bölgede ülkeler gelsin. Bu da ayrı bir olay. Bir de Türkiye, Romanya, Bulgaristan yapsın bu iş diyorlar. Halbuki Romanya ve Bulgaristan'ın doğru deniz kuyucu gücü yok. Mayın tarama imkanları yok. Çünkü bölgede mayınlar var. Mayınlar temizlenecek. Bu konu Türkiye ile şeyin arasında olacak. Türkiye ile Rusya'nın birlikte halledilecek bir konu. Yani mayınların temizlenmesi, bu gemilerin ilgili yerlere götürülmesi, Rus ve Türk gemilerinin, ya da sadece Türkiye'nin gemileri, harp gemilerinin gitmesi, çıkartması da mümkün olabilir. O da yani Birleşmiş Milletler'in açlıkla mücadele etmesi konusundan kaynaklanabilir. Bir başka konu yine bu konuyla ilgili Türkiye-Rusya ilişkileri bir daha gözden geçirilebilir diye değerlendiriyorum. Bu konuda işte nereye gidecek, nereye alınacak,
onlar şunu bahsediyorlar. Karadeniz'in uluslararası sularında gemilerin gitmesi gelmesi. Yani Karadeniz uluslararası sularında gemilerin gitmesi gelmesi için montörün derinmesi lazım. Yani ısrarla Montreux'de, Türkiye'yi Montreux'den de çıkartmaya çalışıyorlar. Türkiye de bu konuda gereken cevabı veriyor, verecek de. Umarım bu iki konu, yani birisi İsveç ve Finlandiya konusu, diğeri İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmesiyle birlikte Rusya'ya çok büyük bir tehdit oluştu. Yani özellikle İsveç, Finlandiya açısından biraz evvel 300 kilometrelik bir hat ve Rusya'ya kuşatıyor. Baltık'tan dışarı çıkamıyor. Karadeniz'de Türkiye kapalı dert yine çıkamıyor. Bir tek Kuzey Kule, Vladivostok. Vladivostok'tan da işte karlar, kar var vesaire. Onlar erimeden çıktı, çok zor. Yani çok büyük çaplı intikal yapması belki bundan 20 sene sonra iklim değişirse, o bölge Arktik bölgede buzlar erirse o takdirde tankerlerini vesairesini oradan gönderir. Ama tankerlerin çok büyük kısmı şimdi bir de boru hatlarından çok tankerlere dönüştü biliyorsunuz. Boru hatlarını kesiyorlar yavaş yavaş akımını. Dolayısıyla tankerler çoğalmaya başlayacak. Tankerler konusunda da bizim yerimizde önemli bir poz var. Hem Rusya tankerler geçebilir ama özellikle dünyada tanker taşımacılığının çok büyük bölümü, büyük taşımacılığının çok büyük bölümünü kontrol eden var. Yunanistan var. Yunanistan'ın amatörler var. Yunan bayrağıyla, bazen başka bayrakla taşıyorlar. Onları da Türkiye çok rahatlıkla boğazlarda, başka yerlerde önünü kesebilir. İşte bütün bunlarla ilgili Yunanistan Türkiye'ye, ABD Yunanistan Türkiye'ye saldırtıyor. Ve hem petrol aramasına, hem Doğu Akdeniz'deki halkların kurulmasına, hem de ortaya çıkan bir boşluğu Türkiye'nin doldurmasına müsaade etmemeye çalışıyor. Aslında ortaya çıkan boşluğu Türkiye'ye doldursa ve biraz evvel arkadaşlarımın söylemiş olduğu ülkelerin birlikte aynı kota içerisinde görüşmeleri, yani Mısır'ın bakın Mısır da yani çok büyük bir ulus devlet ama ne hale getirdiler? Yavaş yavaş da uğraşıyorlar. Yani dolayısıyla bu ülkelerin hepsinin, yani Mısır'ın, İran'ın, Suriye'nin, bir şekilde İran'ın, Türkiye'nin bu konuda birlikte karar vermesi lazım. Diğer Arap ülkeleri zaten ulus devlet değil. Hepsi biraz birer kabile reisi hepsi. Yani o devlet olmadığından bağlı. Onlar yani ulus devlet olan birkaç ülke var. Yani işte ikisini götürdüler. Şimdi Mısır'ı götürmeye çalışıyorlar. Mısır'da gider. Geriye kalıyor Türkiye'yi. Onları da götürürlerse, eğer birlik olmazsa götürürler büyük ihtimalle. Onları da götürürlerse o zaman biz de kabile devletler gibi, kabile şeyleri gibi işte o ondan olsun, bu bundan olsun, başbakan şu dinden olsun, ondan sonra cumhurbaşkanı da şu dinden olsun, öbürsü şu mezhepten olsun, ne bileyim işte şu bakan, turizm bakanı şeyden olsun, Hristiyan olsun falan diye böyle saçma sapan bir şeyler yapar. Bunu yaptırmaya çalışıyorlar maalesef ama şunu hesaplamak lazım, Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneği var. Ne yaparlarsa yapsınlar yani sonuçta. Sadece üst düzeyde değil, o vatandaşımız bile, işte nasıl biraz evvel arkadaşım söyledi, bulgur çorbası içer, genelde ekonomik konulardan eğer devletin dağılma konusu varsa devleti destekler, devletin var olması için gereken işlemleri yapar. O için siyasi partilerin falan buna da çok dikkat etmesi lazım. Yani onlardan ne isteniyor, neler arzu ediliyor, ona bakmak lazım. Peki. Bozulmuşlar yok da var. Dünya kadar da bozulmuş var. Onları da bu halk bir şekilde çöpe atar yani hiç bakmaz. Çok teşekkür ediyorum. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı. Peki dün akşam aradım sizi ama kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Çok mersi efendim ve hiçbir zaman yine beni kırmayan bir isim. Doçent doktor, siyaset bilimci sevgili Ali Fuat Gökçe. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e de sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Hukukçu Erdem Cömert, uzun zaman olmuştu sizinle yayın yapmayalı. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir dahakine stüdyoya bekliyorum inşallah Erdem Bey. İnşallah.
Beklerim. Şeref diliyorum. Bir hukukçu daha beni bugün yalnız bırakmadı. Sayın Sinan Cevizli, size de çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ederim. Çok keyifliydi sohbetiniz. Çok çalışkan bir konuksunuz bu arada. Çok severim böyle konukları. Dersine çalışıp gelenleri. Çok teşekkür ediyorum efendim. Yayında yapım demeyi geçen bütün ekip arkadaşlarıma. Gizem Hanım, buyursunlar.